Mutlu sabahlar diyelim. Yeni bir gün ve yeni bir haftanın başlangıcında yeniden beraberiz ama özel yayınımızla karşınızdayız. 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları nedeniyle gerçekleştireceğimiz canlı yayına şu dakika itibariyle başladık. İki gün boyunca da özel canlı yayınlarımızla yaşanan gelişmeleri, kutlamaları, anma törenlerini ekranlarınıza taşıyacağız. Ve bugün Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyetin adaya gelişi söz konusu. Canlı yayınlarla bu gelişi, ardından yapılacak açıklamaları ve temasları da ekranlarınıza taşıyacağız. Böylesi önemli bir gündeyiz. 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın arifesinde yaşadığımız süreci de çok kıymetli bir isimle konuşmaya çalışacağız. Kıbrıs İlim Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Sayın Nazım Beratlı kıymetli görüşlerini paylaşacak bizimle. Günaydın diyelim, hoş geldiniz diyelim. Günaydın. Hemen ardından hoş ve nasılsınız bulduk, diyelim. Yayınlar. Hoş bulduk, günaydın. Evet, özel yayınımızın ilk konuğusunuz. Zaman ayırdığınız için de, hele ki böylesi önemli bir süreç içerisinde teşekkür edelim size. Sayın Erdoğan bugün adaya gelecek beraberindeki bir heyetle. Önemli mesajlar vereceği üzerinde konuşuluyor bir süreden beridir. Vereceği mesajlar son derece önemli, addediliyor. Gelişi ve ardından vereceği mesajlarla süreçte bunun yansımalarını da konuşmaya çalışacağız. Ama 20 Temmuz'un 47. yılı. Dönümü 47. yılını kutluyoruz ve bu anlamda da coşku var. Çeşitli törenler düzenlenecek, hem kutlama hem de anma törenleri düzenlenecek elbette. Nasıl bir değerlendirme yapmak gerekiyor genel bir çerçeve içerisinde? Şimdi tabii Kıbrıs sorununun gene ta başına gidip de nasıl Temmuz'a gelindi onu bir hatırlamak lazım. Tabii Kıbrıs sorunu Kıbrıslı Rumlar için tırnak içinde ana vatanlarına katılma sorunu, ulus devletlerine katılma sorunu idi. Bizim için ise 500 yıldan beri yaşadığımız şu adada hükmümüzün geçmesi, hiç değilse bizim de adanın egemenlik haklarının yarısının olsun, ortağı olduğumuzun tescil edilmesi meselesi idi. Bütün Kıbrıs sorunu EOKAZ dönemi, TMT, 1960 Cumhuriyeti bu tartışmanın sonucudur. 19 Temmuz 1959 günü Kıbrıs Cumhuriyeti kuruluş anlaşmalarını imzalayan Başpiskopos Makarios 20 Şubat 1959 günü bu anlaşmaları zorla imzaladığını ve benimsemediğini söyledi. 16 Ağustos 1960'da Kıbrıs Cumhuriyeti ilan edildi. Haftasına varmadan bunun en azı seviye sıçrama tahtası olacağını söyledi. İşte EOKA mücadelecilerine anma toplantılarında sürekli şey bile dedi. Adadaki küçük Türk azınlık buradan kovulmadıkça EOKA mücadelecilerinin savaş bitmiş sayılmayacaktır bile dedi. Yani buna karşılık da Kıbrıslı Türkler kendi hazırlıklarını yaptılar. Kiminle yaptılar? Bir tek müttefikleri vardı. İkincisi olamazdı zaten. Türkiye. Türkiye'yle birlikte yaptılar. 63 olayları yaşandı. 63'te 62 yılında Kıbrıs Rum tarafında anayasaya göre kurulması gereken Kıbrıs ordusu, Kıbrıs Cumhuriyeti ordusunun kurulmaması sağlandıktan sonra 4 adet paramiliter teçhiz örgütü kuruldu. En büyük Akritas örgütüdür. Kimin önderliğinde? İçişleri Bakanı. Cumhuriyet'in İçişleri Bakanı Tetkiş Örgütü kuruyor. Samsun'a ait bir tane, Sosyalist Lise'ye ait bir tane ve Diyeniz Akritas'tan veren kendini Şaşkın Grivas'a ait de bir tane, dört tane. 62'de bunlar plan üzerinde hareket planlarını yapıp tatbikatını yapıp hazır hale geldiler. 5000 silahlı militan 62'de. Niye? Çünkü 63'te anayasada Türklere verilen hakları fazla bulan Kıbrıs Rum tarafını tatmin etmek üzere Başpiskopos Makarios anayasa değişiklikleri önerisini Türklere yapmaya hazırlanıyordu ve çok açıkça yazıyor ki Akritas planında bunu kabul etmemeleri halinde
dinamik yöntemlerle kabul ettireceğiz. Neydi kastedilen dinamik yöntemler derken? Silah soruyla. Dinamik yöntemler bu. Dört tane teşkilat hazır. Efendim buna karşı gaflet içerisinde olmayıp da hazırlığına devam eden TMT'yi bugün suçluyor bazı kesimler. Karşısındaki dört örgütü hesap etmezseniz TMT'yi bir ayrılmış örgüt olarak bunu suçlayabilirsiniz. Ama o günün koşullarında o yapılara karşı mücadele... Hayır, TMT'den bahsederken karşısındaki dört tane Rum paramiliter örgütünden bahsetmezseniz zaten Kıbrıs sorunu tartışılırken Kıbrıs Rumların yaptığı hep budur. Kendi tarafı Rum'dur, bu tarafı suçlar yalnız. Benzer bir tutum Kıbrıslı Türkler için de geçerli değil mi peki? Aramızda bazı Kıbrıs Türkler vardır öyle davranan. Bilmeden. Öğrenmeyi de reddederek. 1963 olaylarının başlangıcı budur. Ve dinamik yöntemlerle de kabul ettiremeyince Türk semtlerine sütün girmesinin yasak olduğu zamanı ben hatırlıyorum. 52 doğumluyum. Süt girmesi yasak. Sebze girmesi yasak. Un yasak. Un. Girmesi yasak. Ben o dönemi yaşıyorum. Ekonomik ambargo koydular bize. Öyle de başa çıkamayınca geçenlerde bir şey yaptık. Bir sempozyum yaptık. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ASBÜ Kıbrıs Akademik Biriminde Haspolat'ta onların öncülüğünde. Ve orada Rumlar arasındaki ayrılığın ve darbeye yol açan sürecin neler olduğunu anlatan bir konuşma yaptım. O ayrı bir program konusudur. Aslında Makarios çok açınca söylüyor. Yahu göç ediyorlar bizim için. Adada Türk mülkü kalmamıştı. Nasıl yeni bir nesil geliştirecekler? Eninde sonunda teslim olacaklardı. Bu konuda Makarios'un konuşmaları var. Kaynaklar da var yani. Yayınladık, yayınlıyoruz. Ama bir miktar ileri zekalı bu süreci yetersiz bulup yarına enosis ilan edersek Türkiye'nin buraya çıkaracak gücü yoktur. Çıkarmayacak gücü yoktur. Beklemenin alemi yoktur. Gerekçesiyle 15 Temmuz darbesini yaptılar. Ve 15 Temmuz akşamı Kıbrıs televizyonunda CBS'te Nikos Samson'un Kıbrıs Helen Cumhuriyeti'ni ilan ediyorum dediğinin tanıklarıyız hepimiz. Dolayısıyla 60 anlaşması tamamıyla ortadan kaldırılmıştı. Kıbrıs Cumhuriyeti tamamıyla ortadan kaldırılmıştı. Ve 20 Temmuz'da onun cevabını aldı. Gördüler gücü var mıydı yok muydu Türkiye'nin gördüler. Çok acı gördüler tabii. Şimdi Kıbrıs Rumların yani süreci yani tarihsel süreci bir bütün olarak okumadığını ve sürecin sadece bir 20 Temmuz meselesi işte Türkiye'nin adaya müdahalesi olduğuyla ilgili evet. Uyguladıkları bir politika var ve bu politikayla birlikte bunu bir diplomatik üslup kullanarak da tüm dünyaya aslında sorunun sanki 20 Temmuz'da başlamış olduğunu göstermiş. Evet. Bunu bir bütün olarak siz bize geçmişten bugüne aslında süreci bugünle okumamamız gerektiğiyle evet, ilgili bir özet geçtiniz. Bunun yani sorun olarak teşkil eden ve Kıbrıslı Rumların suçlama niteliği taşıyan bu pozisyonuna baktığımızda bütünsellik içinde bakamıyor olmalarının sebebini nerede görüyorsunuz peki? Bütünsellik içinde bakarlarsa suçun geneline ait olduğunu kabul etmeli diyeceğim. Onun için. Şimdi bir iki toplumlu şeyde toplantıda Kıbrıs sorununun sebebi bir güven bunalımıdır dedim. Bugün çok bildiğiniz. O zaman bu kadar meşhur değildi. Bir Rum arkadaşımız da yerinden fırladı ve bana dedi ki Kıbrıs sorunu işgal sorunudur. Ben de cevap verdim kendine. Beni İtalyan mı zannediyorsun? Bu yalanı Avrupalılara söyle.
Kürt askeri Kıbrıs'ta var diye mi Kıbrıs sorunu var? Yoksa Kıbrıs sorunu vardır diye mi Türk askeri Kıbrıs'ta var? Ne yanıt aldınız bu sorgulamanızın üzerine? Cevap vermeliyim. Nedir bu güven bunalımı dediğiniz şey peki? Şu, biz onlara güvenmiyoruz, onlar da bize güvenmiyor. Zaten anlaşma yapamamamızın bir sebebi de budur. Biz nasıl bir anlaşma yaparsak yapalım, bunlar önceleri NOC'yiz. Şimdi de adayı bir küçük, ikinci Helen Ulus Devletçi yapma projelerinden vazgeçmeyecekler endişesini taşıyoruz. Onlar da bizi ne yaparlarsa yapsınlar, adanın yarısını Türkiye'ye bağlamaya çalıştığımızdan endişe ediyor. Biz onlara güvenmiyoruz, onlar bize güvenmiyor. Yani buydu söyleyeyim, güven bu ortak vereyim. Bir zemin, yani Kıbrıs sorununun geleceği açısından da ortak bir zeminde buluşamayacağımız noktasında bir değerlendirmeye götürür mü peki bizi? Şimdi bakın, milliyetçi açıdan bakınca götürür. Ben sol görüşlü bir adamım. Benim açımdan bakınca ise sosyalist felsefenin ulusal sorunu olan ülkelerde önerdiği bir çözüm vardır. Ya diyor sosyalist düşünce, ulusal sorunu olan bir memlekette tarafların kelle sayısına bakmadan eşitliğe dayalı bir federasyon kurulur. Tarafların kelle sayısına bakmadan eşitliğe dayalı bir federasyon kurulur. Yahut da herkes kendi yoluna gider. Şimdi bu gene buraya kadar bizim Kıbrıs'ın sorunu cümlenin ilk yarısını terennüm ediyor. İkinci yarıyı söylemeyi düşünmüyor bile. Neden düşünmüyor peki sizce? Bölünme olurdu. Şimdi ya, federasyon temelinde bir görüşme süreciyle ilgili neredeyse bir 50 şimdi, yıldır evet, kurulan dağılan masalara, görüşme evet. süreçlerine tanıklık ettik. Evet. Bugün yeni bir yol haritası üzerinde duruluyor. İşte iki devletli, egemenlik eşitlik temelinde iki devletli bir çözüm politikası. Evet. Bunun tarihsel süreçle ilgili geçmişten bugüne yaşananları da dikkate aldığımızda bir eşik olduğunu düşünüyor musunuz? Artık yani farklı bir yol haritasının bugüne kadar denemelerin ve güven bunalımı dediğiniz bir noktanın ötesine geçirilebilecek bir süreç olur mu bize? Transmontana eşiktir. Neden eşiktir? Verilebilecek her türlü taviz peşinden verildiği halde en sonunda Mr. Anastasiadis, parti üyeliği, gidip de Türkiye Dışişleri Bakanlığı'na ben bu anlaşmayı imzalayamam. İmzalasam bile referandumda halkım reddeder. İtirafıma bulunması. Ve Sayın Çavuşoğlu bunu iki defa açıkladı. Akıncı da iki defa teyit etti. Buranın söylendiğini. Ve bekleyin seçimi kazanırsam ben size yeni tekliflerle geleceğim diyerek Transmontana'yı dağıtıp valizden alıp kaçtığını ve ondan sonra getirdiği teklifinde kendi ulus devleti içerisinde özel bir bölgesel yönetim teklifiyle geldiğini hatırlarsak tekrar federasyon konuşmanın anlamı yok, adam reddediyor, başka bir şey öneriyor. Sizin karşı öneriniz olması lazım buna karşı. Sizin karşı öneriniz de şu olabilir. Senin üniter ulus devletin içerisinde özellikle bölgesel yönetim ne münasebet? Ayrı devlet. Karşı öneriniz bu olabilir. Ve o yapılıyor. O yapılıyor. Şimdi imanla ısrar etmek de bir yere varılacak değildir. Bu özel bölge önerisine bile, özel bölgeye bile Aker karşı çıktı. Diko karşı çıktı. Edek karşı çıktı. TİS'in önerisidir bu özel bölge. Kilise ilk başta destekledi. Sonra o bir üçü karşı çıkınca o da karşı çıktı. Çünkü kilisenin de şeyi, politikası öncülüğü komiseri kaptırmayındır. Böyle bir ortamdan ne önerebilirsiniz yani?
Kıbrıslı Rumların talep ettiği aslında yıllardır bu söyleniyor. Yani çözümsüzlükten beslenen bir politika ya da çözümsüzlükten kendi konfor alanlarını bozmamak adına bir niyet ortaya ya da çözümle ilgili bir niyet ortaya koymak. Siz böyle okuyor musunuz peki? Beklemekle bizim yıpranacağımızı ve kaybedeceğimizi hesap ediyorlar. Bunu Makarios açıkça söylüyordu zaten. 1974'te ben Limassol'da esir kampındaydım. Haber altın değeriydi orada. Kliridis Cumhurbaşkanı vekiliydi ve bir federasyona meyletmeye davrandı. Askerler gelmiş, yarısını almış, daha neyin kavgası yani. Ve o zaman Makarios olduğu yerden Londra'dan da galiba, yani New York'tan. Biz gönüllü olarak %25'ini vereceğimize, bırakınız zorla %40'ını ellerine tutsunlar. Uzun vadede gönüllü verdiğimiz %25'i geri alma şansımız yoktur. Ama %40'ı uzun vadede geri alma şansımız bulunabilir. Bu uzun vadeli bir mücadele olacak demişti. Uzun vadeli mücadele lafı zemini budur. Yani ekonomik sıkıntıyla dünya üzerindeki prestij kavgalarıyla bizi devletsiz bırakmak suretiyle uzun vadede bunalıp işte böyle Avrupa Birliği gibi bilmem ne elma şekerleri ne kanıp pes edeceğimizi hesap ediyorlar. Özür dilerim. Ve ta başından ortaya koydukları buranın bir Yunan adası olduğu iddiasının böylece galebe çalabileceğini ümit ediyorlar. Odur bekledikleri. Bu arada ne açtılar ne açıkladılar. Onun için bekliyorlar. Peki bizim böylesi bir hamleyi masaya koyacağımız beklentisi yoktu. Evet. Yani şimdi Crans-Montana sürecinin bir eşik olduğunu söylediniz, evet, az önce. Yani bu bize bir nevi federasyon temelinde bir görüşme sürecinin bundan sonra artık boşa geçecek bir zaman olarak da yorumlamamıza sebebiyet verecek bir eşik olarak tanımlanabilir mi? Ben öyle tanımlıyorum. Şahsen benim tanımlamam odur. Eğer federasyon kurulacaksa Kıbrıs'ta bu saatten sonra federasyon önerileriyle Rum tarafına girmesi lazım. Öyle bir hareketlilik görüyor musunuz? Hayır. Ya da niyet, istek? Hayır. Şimdi bana kalırsa, bize gelip şimdi federasyon teklif edecekse, önce evet, Cumhurbaşkanlığı makamında Cumhurbaşkanı muavinini Ersin Tatar gibi oturacak. Üç de Türk Bakanı tayin edecek. Sonra federasyon konuşalım. Yani bir hamle görmemiz gerek. Evet. Bir niyetli bir hamle. Somut olarak. Evet. Şimdi Sayın Erdoğan'ın yapacağı bu ziyaret son derece önemli. Sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için değil, işte Güney günlerdir Rum basınından okuyoruz bir tedirginlik. Evet. Sayın Erdoğan'ın özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi'nde yapacağı konuşma büyük önem arz ediyor. Evet. Burada bazı önemli mesajlar vereceği bilgisi, evet, var elimizde. Günlerdir konuştuğumuz. Ciddi bir rahatsızlık var Rum basınına baktığımızda. Evet. Dünya kamuoyunun gözünün de bugün yapılacak ziyarette Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi'nde verilecek mesajlara dönük olduğunu da biliyoruz aynı zamanda. Bu bizim için artık hani bir tarihi dönemeç ve bir yol haritası olarak tanımlayanlar kadar Sayın Erdoğan'ın vereceği mesajların ne olacağınınla ilgili bir takım senaryoların ortaya atıldığı bir süreci de günlerdir okuyoruz. Evet. Ne bekliyorsunuz siz bugün? Ben bakın işin doğrusu söylenen 5 seçeneğin hiçbirinin sürpriz olmadığını, 5 senaryo hiçbirinin sürpriz olmadığını ve Sayın Erdoğan'ın yapacağı konuşmadaki sürprizin bunlardan biri olmadığını düşünüyorum. Farklı bir sürprizle mi karşılaşacağız? Evet, farklı bir şey düşünüyorum. O bakımdan daha ne söyleyeceği belli olmadan Rum tarafındaki ahbaplarımıza gerekçe yaratacak
bazı hareketler sergiledi bizim tarafta bazı arkadaşlar. Bu akşamki Anastasiadis'in konuşmasının kılıfını yaratmak üzere Erdoğan geldi bunları söyledi ama Kıbrıs Türklerin yarısı buna inanmıyor deme fırsatını daha gelmeden yaratan bir faaliyetle karşılaştık. Nedir bu? Biraz açalım. Yani ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi ile Toplumcu Demokrasi Partisi'nin evet. meclise katılmama evet, kararı mıdır? Evet, odur. Sayın Erdoğan'ı beğenirsiniz, beğenmezsiniz ama Atatürk'ün oturduğu İskender'de oturan adamdır bu. Beğenmezsiniz o ayrı mesele. Niye beğenmediğinizi ayrıca konuşursunuz, tartışırsınız. O ayrı mesele. Ama yani o makamda oturan birine saygım yoktur. Tavrını gösterirseniz kendi saygınlığınızı kaybedersiniz. Gerekçelere baktığınızda bahanedir. Bahanedir. Yıllarca cezbenin içinde bulunmuş, MHK üyeliğini yapmış, milletvekiliğini yapmış, PMV'liğini yıllarca yapmış. Birisi olarak söylüyorum. Bahanedir. Esas oyun daha başkadır. Esas oyun Tufan Özyurman'ın bir vesileyle ansızın Cumhurbaşkanı seçilmesine engel olma oyunudur. Kendi parti evet. tabanı üzerinde bir kurgu evet. mu bu söylediğiniz? Bu halk artık ve bu partinin tabanında artık dönüyor dolapları doğru anlasın. Tufan'ın yeme operasyonudur. Onu söyleyeyim. Ama siyasi eşlik, yani böylesi bir hamlenin yani günlerdir bu yorumlanıyor. Türkiye Cumhuriyeti ile olan ilişkilere yansımasının nasıl ve ne şekilde olacağı. İşte az önce sizin de ifade ettiğiniz gibi Kıbrıslı Rum lider Anastasiadis'in bugün ve bunu takip eden günlerde yapacağı mesajlara zemin hazırlamak olarak da değerlendirildi. İlişkiler bağlamında sizce nasıl okunacak bu? Şimdi Türkiye ile ilişkiler bağlamında bu o kesimin Türkiye ile bağlarını kopartması demektir. Türkiye ile bağlantınız olmadan bu memlekette nasıl hükümet olursunuz, nasıl başbakan olursunuz, nasıl başkan olursunuz olamazsınız. İşte ona yönelik bir oyundur. Farklı bir hamle bekliyor muydunuz? Yani daha diplomatik yöntemlerin ya da sorun diye addedilen konuların görüşülmesi, dinlenmesi, dinletilmesini talep edilmesiyle alakalı farklı bir zemin olmalı mıydı sizce? Vallahi bakın zaten yani benim şikayetim var. Size anlatmak istiyorum dediğinizde ben hiç konuşma cevabını almadım Türkiye'den. Yani milletvekiliyle yaptık, patronajıyla yaptık. Köşe yazarlığımız var, akademisyenliğimiz var. Türkiye'nin çeşitli çevreleriyle dönem dönem temas ediyoruz. Hiç ben işitmedim, şikayetim var dediğim zaman. Kes sesini konuşma diyen bir makam ben Türkiye'den görmedim. Dolayısıyla bu diyalog yöntemi kullanılmaya çalışıldığında mutlaka bir yanıt bir cevap alırsınız. Cevap alırsınız diyorsunuz. Ha anlattığınızı anlar anlamaz benimser benimsemez o ayrı meseledir. Size bağlıdır o. Şimdi anlatmak, Kıbrıs sorununda Krans Montana'yı bir eşik olarak tanımladınız. Evet. Bu süreçte bizim için yani iç siyaset ve CTP ve TDP özelinde Türkiye Cumhuriyeti ile olan ilişkilerde yeni bir eşik olarak da tanımlanır mı sizin cephenizde? Bakın 1990 seçimleri hatırlarsanız yaşınız müsait değildir hatırlamazsınız. 1990 seçimlerine kadar CTP bu ülkede marjinal bir sol kesimin partisiydi. 6 milletvekili çıkarınca zille kal oynardık. 90 seçimlerinde 3-4 parti birleşik UBP'ye karşı Rauf Denktaş'ın korkunç manevrasıyla gene kaybettik. Gene kaybettik. Tabi Rauf Denktaş sağdı diye Türkiye'yi suçlamaya sıra gelmezdi. Rauf Denktaş'ı suçlardık. Niye bize karşı seçimi kazandın diye suçladık adamı. Düşünebiliyor musunuz? Şimdi Çetin Kaya ile GG maç yapar, Çetin Kaya yener, GG suçlar, Çetin Kaya yendi bizi diye. Yani böyle bir durum. Yani. Ve
o seçimden sonra bütün meclisi ele geçirme yanlışını yaptı UBP ve CTP ondan sonra büyümeye başladı. Bence şimdi bugün 1990 öncesine döndü. Ya bir küçülme süreci marjinal bir sol parti haline geldi. Bugün. Sayın Erdoğan cephesinde nasıl yorumlanır sizce bu iki partinin bu tutumu? Şimdi Sayın Erdoğan'ın bunlara cevap vermemesini temenni ederim. Bölünmeyi daha da artırmasın. Bana kalırsa dikkate almaması icap eder. Çünkü Kıbrıs Türk halkının çoğunluğu oradadır. Çoğunluğunun temsilcileri oradadır. Geçmişte bu iki partiye oy vermiş olmakla bugünkü bu tavrı benimsemek arasında bir paralellik yoktur. Ben mensup olarak diyorum ki bu tavrı benimsemiyorum. Bırakın seçmeni. Dolayısıyla Kıbrıs Türk halkının yüzde şu kadarını temsil ediyor gibi bir iddia boş iddiadır. Buyurun seçimine göreyim. Yüzde kaçını temsil ettiğinizi, bu tavrınızın yüzde kaçını temsil ettiğini buyurun seçim. İlk seçimde göreceksiniz zaten. O yansıma bir seçim sonucunda kendini gösterecektir tabii, diyorsunuz siz. Tabii. Şimdi Sayın Erdoğan'ın ya iki günlük bir ziyareti olacak, bugün adaya gelecek. Sayın Erdoğan'a Meclis Başkanı Mustafa Şentop, MHP lideri Devlet Bahçeli ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden de kalabalık bir heyet eşlik edecek. Evet. İlk adaya gelir gelmez de hemen akabinde, gelişin ardından meclise gidecek. Meclis'te az önce de üzerinde 15.45 gibi verilen saat, ama aksama olur mu bilmiyoruz elbette. Şimdi 5 senaryo dedik, günlerdir konuşulan, siz bunlarla ilgili bir söylem beklemiyorsunuz. Farklı ve yeni bir şey duyacağımızı söylüyorsunuz. İşte günlerdir bu 5 senaryodan birinin işte Azerbaycan'la Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin diplomatik ilişki kuracağı söylenenler arasında, işte Kıbrıslı Rumlara Maraş'a dönün çağrısının yapılacağı söylenenler arasında, senaryolar arasında. Şimdi değil bunlar. Geçitkale'ye daimi bir SİHA üssü kurulması, Gazi Mausa'ya deniz üssü inşasının yapılması ve Kıbrıs açıklarında da doğalgaz müjdesinin verileceğine dair 5 senaryomuz var. Evet. Ama siz diyorsunuz ki bunlar değil, bunlar yeni ve üzerinde yeni tanımlaması yapılabilecek açılımlar değil. Değil. Bir öngörünüz var mı peki? Bir tane var, söylemek istemem. İnşallah olur. İkinci öngörüm de Kıbrıs açıklarında bir doğal gaz rezervinin bulunduğu ve Türkiye'de Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bunu işletmeye başlayacakları filan tarihten itibaren işletmeye başlayacakları şeklindeki bir müjdedir. İkinci beklediğim budur. İlk beklediğimi söylemiyorum. Yayından sonra söylerim size. Bu arada aramızda bulunan Azerbaycan Milli Meclisi üyelerine de aramıza hoş geldiniz. Hep geliyiz. Şimdi Azerbaycan'la Turizm ve Çevre Bakanı Sayın Fikret Oğlan önceki gün Azerbaycan turizm örgütleriyle, turizmle bir işbirliği sağlanmasıyla ilgili girişimleri olduğu kamuoyuna duyuruldu. Evet. Keza Azerbaycan'dan işte sizin de az önce bahsettiğiniz gibi ziyaret söz konusu. Azerbaycan'la olan ilişkiler bağlamında işte bir tanınma olabilir mi noktasında bazı beklentileri de beraberinde getirdi. Nasıl bir değerlendirme yaparsınız bu konuda? Vallahi ben Sayın Aliyev'in ağzından Karabağ meselesini halledelim dedikten sonra bu tanımayla ilgili bazı sözler işittim ki diplomatik dilleri ilgili, yani kardeş kardeşe söylenen lafları, o bakımdan bilen bilir, ben Azeri ağzından çok severim. Azeri kültürünü ve Azerbaycan kültürünü ve Türk kültürünün en müzikal ve en değerli
parçası sayarım. Azeri insanı da severim. Birkaç günde orada bulunma şansını yaşadım Bakü'de. Türk bir kültür şehri görmek isteyen Bakü'ye gitsin. Onu tavsiye ederim. Yani Floransa'ya gitmeyin. Bakü'ye gidin. O değerde değil. Onu söylemek için oraya dedim. Ben Azerbaycan'dan bir şeyler beklerim işin doğrusu. Ne gün? Onlara en uygun günde. Bize de onlara da. Türkiye'ye de. En uygun günde hiç şüphem yoktur. Şimdi verilen mesajlar yani diplomatik ilişkilerin yoğunlaşacağı şeklinde işte turizm bunun bir bacağını oluşturuyor. Böyle bir girişim yapılacağı ile ilgili. Keza Azerbaycan'dan gelen gelecek olan heyetlerin yapacağı görüşmelerde de bu aynı zamanda yani Azerbaycan özelinde soralım ama yansımalarının nasıl ve ne şekilde kurgulanacağı noktasındaki değerlendirmenizi de alalım. Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikada artık federasyon temelinde görüşme zemininden çıkıp da egemen iki eşit devlet statüsü yaratılan bir yeni tanımlama üzerindeki yeni yol haritasına da destek nitelikte bir pozisyon olur mu? Şöyle istemediğim şeyleri illa söyleyeceksiniz bana. Olur tabii, niye olmasın? Bakın benim bir kendi deneyimimi anlatayım size. Rauf Denktaş sağdı rahmetli. Türkmenistan Ankara Büyükelçiliği'nden bir kişi beni buldu. Nasıl buldu bilmiyorum. Dedi ki siz kitaplarınızda Kıbrıs Türklerin kökeninin Türkmen olduğunu yazıyorsunuz. Bizim devlet web sitemiz var. www.turkmenz.com. Oraya bu konuda bir yazı yazar mısınız? İngilizce. Yazdım. Yazıyı yazdım. Hiç taslak maslak demeden taslağı bastılar. Taslağı basınca açtım telefon, dedim ki web sayfanızda dünya üzerinde Türkmenlerin yaşadığı ülkelerin bayrakları var. Kendi bayrağınız var. Türkiye'nin var, Suriye var, Irak var, İran var. Madem benim yazımı da koydunuz, KKTC'de niye yok? Diyor ki elimizde animated KKTC bayrağı yok. Varsa elinde gönder. Gönderdim. Dalgalan bir KKTC bayrağı. Hemen bastılar. Açtım, teşekkür ettim ve şunu sordum. Niye bu bayrağı oraya koymak için benim söylememi beklediniz? Cevap, Türkmenistan Ankara Büyükelçiliği'nden aldığım cevap. Kimse istemediydi ki. Ya böyle bir girişim. Kimse böyle girişim yapmadı. Sen yaptın ilk defa. Yani diplomatik anlamda da yapmadığımız sonucuna evet. Vardırır mı bizi bu? Evet. Hiç böyle bir talep duymadık. Aldım, geldim rahmetli Denktaş'a. Böyle. Açtı hemen bilgisayarı, baktı, kalktı, beni öptü. Allah rahmet eylesin. Biz acaba ne talep ediyorduk da? Ne cevaplar alıyorduk? Yani talep edeceğiniz ikinci yer belli değil. Orada Türkmenistan duruyor. Söz akraban. Akraba. Aynı millet falan değil, akraba. Orada duruyor. Efendim, ve daha bir öyle şey var. Söylemek istemiyorum. Şimdi burada Rum tarafına kopya vermeyelim. Var. Yani Türkiye Dışişleri bunların farkındadır. Onu da biliyorum. Yani, bizi zorlu bir süreç bekliyor. Ya Rum dostlarımız babalarının köyünden gelip olumlu bir çizgide bir federasyon önerisiyle onlar gelecek artık. Bizim değerlendirebileceğimiz, ciddiye alabileceğimiz bir federasyon önerisiyle onlar gelecekler artık. Yahut da bu sürecin peşinde sürüklenecekler. Zorlu bir süreç olarak neden tanımladınız peki? Bu bütün bunların mücadeleyi gerektirir.
mücadele edeceksiniz. Mücadele ederken o inancınız ve o kararlılığınız olacak. Görüyor musunuz peki o inanç ve kararlılığı şu anda? Çok güçlü görmüyorum işin doğrusu. Bilinç açısından zayıf görüyorum. Yani bizim sağ kesimimizde bilinçli değil. Hep söylediğim bir laf var. Rauf Denktaş gitti, bizim sağın düşüncesi gitti. Sövme kaldı yalnız. Sloganlarla sağa sola sövüyorlar. Düşünce yok. Düşünce Rauf Denktaş'tı meğer. Tek başına. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Sohbetimize devam edeceğiz ama kısa bir ara vereceğiz. Şimdi 20 Temmuz nedeniyle yaptığımız bazı röportajlar oldu. Tabii. Dilerseniz vatandaşa dönelim. Görüşlerini, düşüncelerini nasıl ve ne şekilde bizlerle paylaştıklarını izleyelim. Ardından Sayın Nazım Beratlı ile sohbetimize devam edeceğiz. Ben Erbil Aydınova, Limasol'da doğdum. 21 olayları patlak vermeden Limasol'daki Sedat Simavi Büyükler İlkokulu'nda öğretmen idim. Ve öğretmenlik süresi içerisinde 21 Aralık 1963 günü olaylar patlak verdi. O olayların akabinde biz orada Limasol sancağında atak bölükte dal birlik arkasından bölük takım, o zaman takımıydı, takım komutan yardımcısı olarak görev yaptım. Bu süre içerisinde olaylar çok feci bir şekilde yaşandı. Bütün haklarımız elimizden alındı. Sınırlar içerisinde Limasol bir abluka halinde, bir tek deniz açığımız vardı emniyet açısından. Onun dışında biz bu olaylar patlak verdikten sonra kendimizi çok zor şartlar altında yetiştirdik. Dolayısıyla kısa fazla özete gitmeden olayları anlatmak için tatil yapıldı kısa bir süre. Öğretmenler görev başı yaptı. Okullar kapandı ve okullar bölgesinde bizim PETEK olaraktan görevimiz başladı. Ben o dönemde PETEK Bey muavini idim. Arkasından çarpışmalar başladıktan sonra da yine Limasol'da atak bölük olaraktan isim değişikliği oldu ve bütün o okullar bölgesi, BAF yolu bizim kontrolümüz altında idi ve kendimizi bugünlere getirmek için neler çektiğimizi biz bir biliriz, bir de Allah bilir. Ama 20 Temmuz olayları gelinceye kadar 11 yıl Limasol'da yaşayan Türk halkının neler çektiğini, devamlı kitaplar yazılmıştır o kitaplardan ve böyle milli günlerde konuşmalardan takip ederekten kendimize ilerisi için ne yapacağız, ne yapmayacağız göz önünde tutmak lazım ve kendimizi bugünlere nasıl geldik onları değerlendirerekten İleride de nasıl hareket edeceğimizi şimdiden bir bütün olaraktan çözüm aramamız lazımdır. Çünkü bu çözüm bizi bugünlere getirdi, taşıdı. Bundan sonra da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olaraktan varlığımızı devam ettireceğiz ve kendimizi bu anlara bir daha düşmemek şartıyla birlik, beraberlik içerisinde hareket ederekten yürümemiz şarttır. Birlik, beraberlik şarttır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni en iyi şekilde ileriye taşımak zorundayız. Geçmiş bize bunları emreder, bunlara uymalıyız.
vatandaşlarımızın 20 Temmuz'a ilişkin söylediklerini ara ara ekranlarınıza getireceğiz. Ama az önce konuşan vatandaşımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ileriye götürmek olmalı hedefimiz dediği. Evet. Bu doğrultuda nasıl ve ne şekilde politikalar üreteceğimiz konusu gerek dış diplomatik hamlelerle gerekse de kendi içimizde son derece önem arz ediyor. Bildiğimiz kadarıyla sabah saat 9'da 21 pare top atışıyla kutlamalar resmen başlamış oldu. Ardından çeşitli temaslar yapılacak, anıt mezarlarında törenler düzenlenecek. Yani bir yerde hem anma törenleriyle geçireceğiz, bir yerde de kutlamalarla geçireceğiz 20 Temmuz sürecini. İzleyicimizin, özür dilerim, vatandaşımızın az önce söylediği nokta, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ileriye götürmek ana hedefimiz olmalıdan hareketle. Biz iç siyasette bunu ne kadar başarabildik sizce? Şimdi bakın, bizim iç siyasetimiz ne yazık ki iptal ettiğimiz yüzüyle değil. Bizimle devlet adamı yetiştirebiliyoruz, ne politikacı yetiştirebiliyoruz. Hiçbiri alınmasın mecliste oturan arkadaşlar. Meclisi köy kardeşine çevirirler. Ve basınımızdan bunu pış pışlar haber yapar. O ona böyle laf attı, o da ona böyle laf attı. Kürsüde konuşan bir şey yok, konuşan bir şey yok. Kürsüde. Aşağıda köy kahvesi gibi onlar yaparlar ama bu düzey ile bu iddia ettiğimiz çerçeveyi yakalamamız çok zordur. Siz hangi konuda kapsamlı bir projeyi ortaya çıkıyorsunuz da biri kabul etmiyor veya biri reddediyor veya biri size dayatma yapıyor. Boş bıraktığınız alanlarda memurlar projeler yapıyorlar. Burada veya Ankara'da. Sonra bunu müdahale diye çemkiliyorsunuz. Bu kelimeyi kullanmak lazım. Yol yapamıyorsunuz. O gelip yapıyor. Suçlu çıkıyor. Baraj yapamıyorsunuz. O gelip yapıyor. Suçlu çıkıyor. Efendim, bütçenizi denkleştiremiyorsunuz. O karşılıyor, suçu çıkıyor. Karşılıyor ve hesap da soramaz ondan sonra. Bir Rum liberal arkadaştan bir laf işittiydim. İyi güzel dediydim ara. Yani şimdi biz anlaşma yaparsak, verdiğiniz o mafaya anlaştık, güzel. Başka? Maraş'ı da. Endaksi. Bu Türkiye size bu kadar sizin bu kadar para verir. Evet. Şimdi döner de derse ki, artık anlaştınız, ödeyim ağa borcumuzu. Bu kadar para verdim bize. Kim ödeyecek? Biz fakirlik dedim ben yine. Kim? Siz ödeyeceksiniz. Etmez ya o mafa kadar para. Etmez o mafa kadar para. İstemem dedi Beytan, mal varsın. Bu halde tanıyın bizi şeyinin hava basmasının çok anlamı yoktur. Önce devletseniz gerçek bir devlet gibi davranmayı öğrenmelisiniz. Başta bu ana misyon siyasete düşüyor diyorsunuz. Tabii ki. Şimdi, ve halka talep etmeli. O talebi ne kadar görüyorsunuz peki? Bugüne kadar bakın 74'ten bu yana hep bir şeyler verdiği için devlet... Halk hala istersem alırım zannediyor. Yoktur, kalmadı. O bakımdan verdiğiniz oy mükafat değildir. Görevlendirmedir. İyi çocuğudur. Tanıdığımızdır, odur budur diye oy verilmez. Çünkü görev veriyorsunuz. O verdiğiniz görevi yapabilecek mi, yapamayacak mı? Onu düşünerek oy vermeniz lazım. Yani... Halk olgunlaştırır bunda, evet yani. Bir de benim 40 yıldır savunduğum bir şey var. 40 yıldır savunduğum bir şey var. İlk savunduğumda Rauf Tinkaş'a yarar bu diye karşı çıkardılar. Sistemi değiştirmemiz lazımdır.
Bir süreden beridir tartışıyoruz bunu. Yani çok altını doldurmuyoruz gerçi ama özellikle az önce sizin de ifade ettiğiniz gibi işte mecliste siyasetçi profilinin ya da siyasette işte devlete sahip çıkmanın gereklerini yerine getirmenin ötesinde bir hareket ve bir çaba görmemekten ötürü işte sistemle ilgili bir sorunumuz olduğu sonucuna varıyoruz. Evet. Gerçekten sorunun sistemin değişikliğinde mi görüyorsunuz peki? Şimdi bambaşka bir konuya girdik. Evet, onda görüyorum. Onda görüyorum. Çünkü bugünkü sistemde meclis bugünkü sistemde görevsizdir. Bakın, milletvekili seçiyorsunuz. Milletvekili ne iş yapar? Yasa yazar. Öyle mi? Yasa yapar, yasa önerir. Peki bu mecliste bir milletvekili bir yasa yazsa, önerse mevcut anayasaya göre gündemin sonuna girer. Hükümetin getirdikleri önceliklidir. Ve hükümet her getirdiği yasa önerisine öncelik alır. Ve bir milletvekilinin yazdığı bir yasa önerisi gündemin dibinde görüşülmeden dönemin sonuna gelir ve kadık olur. Dolayısıyla bir milletvekili oturup da yasa önerisi yazıp da ortaya koyması işgüzarlık, boş işle uğraşmak, kendini aptal yerine koydurmaktan öteye bir anlam taşımaz. Bir. İkinci görev neydi milletvekilinin? Denetim yapmak. Kimi denetleyecek? Hükümeti. Hükümetin başı kim? Meclis çoğunluk grubunun başkanı. Hükümetin de başkanı. İzin verecek size, kendine denetlesin iyisi. Meclis çoğunluk grubunun başkanı, hükümetin de başkanı. Siz o nasıl denetleyemiyorsunuz da? Ne oluyor? Milletvekillerine dönüp ondan sonra barmak çocuk diyorsunuz. Başka bir görevi yok ki. Yapabileceği başka bir şey de yok. Bakacak öne, başkan ele kaldırınca alır aldıracak. Başka bir şey yok. Denetleme yapamaz. Yasa da yazamaz. Ha. Peki bu dediğiniz yani nasıl bir sistem değişikliğidir? Yürütme ile yasamayı birbirinden ayıracaksınız. Başkanlık sistemi, onu söylerim. 40 senedir söylerim, onu da söyleyeyim. Şimdi yeni değil diyorsunuz. Yani bu son dönemde daha çok tartışıldığı için başkanlık... 40 senedir söylerim yani. İlk söyleyeyim, Meral Tengkaşar Şerif'te değildi bana, döndüydü bana. Kimse işlememişse, iki defa da olabilir, üçüncü de olamaz zaten. Kime işlersen işte, iki defa olabilir. Hata yaparsan ne olacak? Hata yaparsan işte, sorumluluğu görüyorsun orada. Hata yaptığında başkan da sorumlu. Başkan. Yok böyle partiydi, parti meclisi, oydu buydu yok. Başkan da sorumlu. Yani siyaset böyle bir sorumluluk almak ister mi sizce? Ya, bu olandan vazgeçmek istemez. Ya, bu olandan vazgeçmek istemez siyaset diyorsunuz. Siyaset sorumluluk alma sanatıdır. Sorumluluk almayacaksan git evde otur. İçli köfte yap ye. Ne oturmuş evde? Peki. Devam edeceğiz Sayın Nazım Berat'la sohbetimize ama yönetmenimiz uyarıyor bizi. Şimdi Boğaz Şehitliği'nde bir tören düzenlenecek. Tören şu sıralarda başlıyor. Görüntüler ekranlarınıza taşınacak. Evet, şu anda görüntüleri izliyoruz. Şehitlerin anma etkinliği olacak. Boğaz Şehitliği ilk tören 20 Temmuz nedeniyle. Düzenlenecek olan ilk tören ardından da Doktor Fazıl Küçük Anıt Mezarı'nda bir tören düzenlenecek. Rauf Raif Denktaş Anıt Mezarı'nda da bir tören düzenlenecek. Bu törenlerde canlı olarak BRT aracılığıyla ekranlarınıza gelecek. Evet, az önce de söyledik, Boğaz Şehitliği'ndeki ilk tören şu anda görüntüde ekranlarınızda. Törenin başlamasını bekliyoruz. Ardından da Sayın Nazım Beratlı'yla sohbetimize hem iç siyaset hem de dış politika anlamında 20 Temmuz ruhunu da dikkate alarak konuşmaya devam edeceğiz. Yarın da hem anma etkinlikleri olacak şehitlerimizi
hem de 20 Temmuz coşkusu adına da tören düzenlenecek. Atatürk anıtı önünde başlayacak yarın da ilk tören. Ardından da Lefkoşa Şehitler Anıtı'nda yapılacak anma etkinliğinin ardından da her yıl olduğu gibi bu yılda Doktor Fazıl Küçük Bulvarı'nda bir geçit töreni olacak. Sayın Erdoğan ve beraberindeki heyetin de katılacağı, verilecek mesajları da bekliyoruz. Yorumlarınızı da elbette ki alacağız. Sonrasına dair de şimdi yeniden ekranda Boğaz Şehitliği'ndeki tören. Buradaki ilk törenin ardından da çeşitli temaslar, anma etkinlikleri düzenlenecek. Cumhurbaşkanı şu anda Boğaz Şehitliği'ndeki törenin başlaması için ön sırada yerini aldı. 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Boğaz Şehitliği çelenk sunma tören programını arz ediyorum. Çelenklerin şehitliğe sunulması, saygı duruşu, saygı atışı ve istiklal marşı ile bayrakların göndere çekilmesi, şehitlik özel defterinin imzalanması. Çelenklerin şehitliğe sunulması, Sayın Cumhurbaşkanı. Sayın Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı. Sayın Güvenlik Kuvvetleri Komutanı. Saygı duruşu, saygı atışı ve istiklal marşı ile bayrakların göndere çekilmesi.
Şehitlik özel defterinin imzalanması. Sayın Cumhurbaşkanı. Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerine saat 10'dan itibaren Doktor Fazıl Küçük Anıt Kabri'ndeki çelenk sunma töreniyle devam edilecektir. Arz ederim. Ben İbrahim Yapıcıoğlu, aslen Limosunluyum. 46 seneden beri de Girne'de yaşamaktayım. Halen avukatlık mesleğine devam etmekteyim, avukatım. Tabii ki burada Girne'de olmak, Girne'de yaşamak, burada yaşadığım süre kadar, peki de Limosun'da yaşamadım. Artık burası bizim evimiz, vatanımız olan bir şehrimizdir. 1974 öncesi, ben 1971'den 74 senesinin 20 Temmuz gününe kadar Limos'un Türk Belediye Başkanı'ydım. 74 bize neyi getirdi? 74 bize yeni baştan özgür olmamızı, serbest hareket etmemizi, serbestçe fikirlerimizi savunmamızı, yeni baştan bir meclisimizin olması, yeni baştan gençlerimizin serbestçe istediği şekilde istediği ülkeye gidip okumasını, gelir düzeyimizi artırdı, yaşam şekillerimizi değiştirdi. Bunlar birer gerçeklerdir. 1974'ten 2021'e kadar geçen periyot içerisinde ben 74'ten önceki durumumdan daha kötüyüm diyecek insan varsa ben şaşarım. Öyle bir durum yoktur. Söyleyenler gerçeği yansıtmaz veya laf ola diye konuşurlar. Bizde demokrasi de geniş boyutta vardır. Bugün birçok kesimde siyasi partilerin bazılarının işte demokrasi yoktur, işte istediklerimizi söyleyemiyoruz, istediğimiz gibi hareket edemiyoruz sözleri, bunların kat'i surette gerçek payı yoktur. Romulan olan ilişkilerinde dostluk kurabilin, arkadaşlık kurabilin, bir masada oturup yemek yiyebilin ama kendi özünden, kendi varlığından ve kendi milli politikandan zerre kadar feragat etmeden bunları yapmamız gerekir. Rumların bugün yaptığı işte budur. Rum kat'i surette kendi özünden ve politikasından bir adım geri atmaz. Seninle can ciğer gözükür ama bildiği yolda da yürür. İşte 1974'ün Kıbrıs Türk'üne kazandırdığı. Sayın Nazım Beratlı'yla yeniden sohbet etmeye devam ediyoruz. Ara ara 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları nedeniyle uzattığımız mikrofonda vatandaşlarımızın düşünce ve görüşlerini de paylaşacağız. Anma törenleri var. İlerleyen dakikalarda Doktor Fazıl Küçük Anıt Mezarı'nda düzenlenecek töreni de ekranlarınıza getireceğiz. Siyasette, iç siyasette bırakmıştık son sohbeti. Bir sistem değişikliğine ihtiyaç duyduğumuzu söylemiştiniz. Evet. Bunun da en somut örneğiyle bir başkanlık sistemine geçiş olması gerektiğini vurgulamıştınız. Evet. Bunu doğru zeminde tartışıyor muyuz ya da bu sistem değişikliğine ilişkin yeterince ses verebiliyor muyuz sizce? Hayır. Şöyle tartışıyoruz. Adam düşünüyor. Bizim partide başkan olacak biri var yok. Biz evde olamayız. O zaman karşıyız. Bu kötüdür. Bir bu. İki.
Şu anda meclisteki temsil eden partilerin her birinin 5'er kişilik dedim parti grubu yönetiyor memleketi. Öyle bir sisteme geçerseniz onların bir hükmü kalmaz. Onun için parti klavanturaları buna izin vermiyor mu? İstemiyorlar. Çünkü kendilerinin çocuğu geçmez o zaman. Ondan sonra ikide bir 50 sene 55 hükümet kuramayız da bütün ahbaplarımız sırayla bakan olsun. Bir hükümet kurarsınız onda 5 sene gider. Biz ne olacağız? Bizim ahbap bakan olsun da bizim avantajımızı halletsin diye dost gözden bekleyelim. Olamaz o durumda. O şey sebeple karşı çıkılır. Tek kişinin diktatörlüğüdür denir. Sanki şimdi başbakan diktatörlüğü değilmiş gibi. Neden böyle bir tanımlamaya sebebiyet veriyor peki? Yani diktatörlük olarak da tanımlanıyor. Diktatörlük olarak tanımlanıyor çünkü kötülemek için. Şu anda hem yetki elinde, yasama yetkisi elinde, hem yürütme yetkisi elinde, hem denetleme yetkisi gene senin elinde olan bir başbakan var. Nasıl başbakanından bahsetmiyorum, sistemin başbakanından bahsediyorum yani. Bu diktatörlük değil mi? Eğer diktatörlükten bahsedecek isek, yasama yetkisi elinde, yürütme yetkisi de elinde, denetleme yetkisi de elinde. Bir biçimde bazı kurullara meclisten adam seçmek suretiyle yargının da içinde. Bu diktatörlük değil mi? Bunları birbirinden ayırmanız lazım. Çünkü bir demokrasi olabilsin. Ve sağlıklı icraat da olabilsin. İcranın sahibi kimse sorumluluk da ona ait olsun. Meclise yasamasını, yürütmesini yapsın. En temel noktanın, yani az önce de söylediniz, yasama ve yürütmenin ayrıştırılması noktası. Çok doğru bir kurgu üzerinde gitmiyor galiba verim açısından da. Hayır, verim yok ortada. Yani sen başkanlık sisteminde başkan yasa önerisi yapamaz meclise. Bütçe hariç. Meclis kendi yasanı kendi yapar. Bütçeyle başkan önerir. Meclis onaylansa yürürlüğe girer. Kalemlerde sırası geldikçe meclisin yetkilendirmesiyle açılır. Ha ama gene yüzümüze benzeteceksek de parti diktatörlüğünü çevirelim. Onu da çeviririk yani. Böyle bir risk de mi gördüğünüz için böyle bir uyarı yapıyorsunuz? Böyle tabii. Olursa da böyle olsun şeklinde. Peki tek alternatifin yani başkanlık sistemi olduğu üzerinde mi duruyorsunuz? Şimdi bakın. Her durum kendi paradigmasını yaratır. O da kendi kadrolarını yaratır. Bugünkü bu beğenmediğimiz kadroların yaratıcısı mevcut durumdur. Ve onun paradigmasıdır. Paradigmayı değiştirmeniz lazım ki, yani ana düşünceyi değiştirmeniz lazım ki, zihniyet de değişebilsin. Siyaseti eğer hala birilerine bir şeyler dağıtma, bu arada yapabilirsen kendine de bir şeyler aslan payına ayırma şeklinde algılarsak, öyle devam edeceğiz. Ana zihniyet değişmeli dediniz. Şimdi burada toplum ve siyaset ilişkisine baktığımızda bu ilişki bağlamında sürecin birbiriyle çok bağlantılı ve birbirini besleyen bir şekilde ilerlediğini de görüyoruz. Hani toplumda var mı peki yani bu ana zihniyetin değişmesiyle ilgili siyasete bir baskı? Hayır, topluma baskı olsa zaten bakın siyasetçi toplumun kendinden istediğini yapar. Ne talep ederse benden onu veririm dediğine ki gene oyalayayım. Yani siyasetçi yolsuzluk yapıyorsa talep ediliyor o yapıyor.
Dolayısıyla yani siyasete ilişkin bu eleştirilerimizi ortaya koyarken kendimizi toplum olarak da bunun çok dışında tutmamalıyız. Böyle bir sonuca varıyoruz değil mi? Fizik sebebi. Yani ha, bu siyasetçileri eleştirmeyelim demek değil söylediğim. Ama sebebini de bilerek eleştirelim ki bir daha aynısını seçmeyelim. Her seçim öncesinin 130'u değişir. Sonra aynı meclis olur yine. Her seçim değişir ama. İnsanlar, adamlar değişir. Giden gider. Gelen gene aynısı olur. Çünkü onu istiyorsun. Onu talep ettiğinden o da onu yapıyor. Kime soruldu? Allah için olsun. Millet ki araysın. Ne için? Kime soruldu bu? Olandan farklı ne yapacaksın da adaysın? Hiç böyle bir sorgulama içinde değil miyiz? Kimse sormuş değil. İlle bakan olayını istedim. Neden ne bay? Ne yapacaksın? Dayıyla isteyin. Yungarların bizde. Diye isteyin. Ne yapacaksın? Olandan farklı ne düşüneceksin bu adaya? İlle bakan olacaksın. Yok. Yani sorgulanmıyor. Bundan sorgulanmadığından böyle gidiyor. Söyleyince Fenerbahçe'ye gidiyor. Hepsini. Siyaseten. Evet. Ama toplum ne kadar payına düşeni alabiliyor sizce? Toplumla boşuyla bizim şu işçimiz olsun sonra değişirler. Çocuğu işe sokalım sonra. Filanca meseleci hallolsun. Bir kredici istedik. Tam o duyuyor olma şimdi bozalım sistemi. Toplumda bunu söylüyor. Toplumda bunu söylüyor. Evet. Peki şimdi Kıbrıs sorununda işte programın ilk bölümünde biraz tarihsel süreçle başlayıp değerlendirmelerinizi paylaştığınız noktada bir eşik olarak tanımlamıştınız Crans-Montana sürecini. Şimdi yeni bir yol haritası var ama bu yeni yol haritasına baktığımızda işte egemen iki eşit devlet temelinde Kıbrıs sorununa yeni bir açılım getirme noktasında toplumun oradaki nabzını nasıl görüyorsunuz? Toplumun olup bittiğini anlayabilmiş değil henüz. Tam anlatılamadı diye düşündüm. İç politika da birkaç politikacıya kızgındır diye devlete küş bir yapı var. Bir de son zamanlarda hiçbir kurala sığmama, bir özgürlük zannetme gibi bir anlayış var. Avrupa pandemide de onu görürük. Maske verirken takmaz. Niçin? Yarar ölürsün. İnanmaz çünkü öleceğine. Ölecek. Yani bunu böyle söyleyince çok kızar. Ölecek. Yakalarsa seni ölecek. Çünkü şu hastalığın da var yani üstünde. Bu yalnız pandemide değil, trafikte de böyle. Yani toplumsal hayatın ortak yaşandığı yerlerde bir takım insanların toplum içerisinde yaşayıp da hiçbir kurala uymamayı özgürlük zannettiğini görüyoruz. Bu özgürlük değildir, lümpenliktir. Bunun sebebi hem 74'ten bu yana bu bol keseden yaşama alışkanlığı hem eğitim seviyesinde ya çok affedersiniz bunu anlatacağım. Bir Rum bakanla Kıbrıs sorunu tartışıyordum. Kendisi İngiltere'den mezun. Paris'te Lourdes. Tartışma esasında bana sonunda tartışmanın British mi, Amerikan mı educated olduğumu sordu. İngilizce dolayısıyla. Yok, Türkiye'de okudum. Peki bu İngilizceyi nerede öğrendin? Lisede. Sizin liselerinize böyle İngilizce mi öğretiliyor? Duh, dedim ben de. Şimdi öyle bir eğitimden şu anda içinde olduğumuz. Ayıp değil, hepimizin çocuğu var, şu anda eğitimde olan. Düzey meselesidir. Biz çok mu zekiydik? Hayır. Hocalar çok kaliteliydi. Ama bu çok ciddi alan bir eğitim
otoritesi var demek idi toplumun ki o kadar kaliteli insanlardan ibaret bir teşkilat vardı. Ve öğrencilerini öyle yetiştiriyordu ki bilmem kaç yıl sonra Londra'ya gidiyorum, Londra'nın her tarafını tanırım. 40 yıl evvelki İngilizce derslerinden. Yani tarih deseniz öyle, diğer alanlar deseniz öyle. Şimdi eğitimin o düzeyiyle bu düzey arasında neleri yanlış yaptık? Ciddi yanlışlar yaptık. Yani ciddi bir özeleştiri sürecine mi ihtiyaç duyuyoruz? Girmemiz lazım tabii, özellikle eğitimde. Yani acaba bu kolej hastalığımız hakikaten çocuklarımızı çok mu akıllı yapıyor? Yoksa akıllı aklını da mı alıyor? Peki eğitimle doğru bir zeminde bir ilişki kurulabilir mi? Yani az önce bir örnek verdiniz. İşte Covid sürecindeyiz şimdi. 1,5 yılı geride bıraktık. Evet. Örneğin bilim insanları, doktorlar bazı kurallardan bahsediyor. Üç ana kural işte maske, mesafe, hijyen. Trafiği bir örnek olarak gösterdiniz. Yani bunun direkt olarak eğitimle ilgili, hani bu kurallara sahip çıkmamakla eğitim süreçlerinin bu süreçlere olumsuz katkıları sağladığını da söylemek mümkün olabilir mi? Şimdi bakın, yani direkt eğitimle ilişkili olduğunu düşünüyor musunuz? Eğitim tarihi diye bir ders veriyorum üniversitede. Veriyordum. Şu anda onu vermiyorum. Ve orada sarf ettiğim bir laf vardı. Öğretim okulda yapılır. Eğitim ailede yapılır. Birbirine farklı şeyler değil. Bizim kuşağın, siz bizden çok gençsiniz, biz çektik çocuklar çekmesin diye bir şeyi vardı. Mottosu diyeyim artık. Yanlış olduğu çıktı meydana. Ama 40 sene geçti. 40 sene geçti. Çekmeyen çocuk olgunlaşmıyor çünkü. Az çok bir şey çekecek ki olgunlaşsın. Okullarımız konusunda söyleyeceğim ya, millet şey yapsın. Kıbrıs Türk Mücadele Tarihi diye, Kıbrıs Türk Tarihi diye bir ders verdim. Veriyorum internette de vardır ders şeyleri, klipleri. O dersin sınavında 240 öğrencim vardı. O dersin sınavında Osmanlı'nın ilk Kıbrıs valisi kimdi diye bir soru sordum. 30 tane, 240'ta 30 tane, bir tane olsanlardı. 30 tane Rauf Denktaş cevabı geldi. Bu zekayla da ilgili bir sorun var. Üniversite öğrencisi. 30 tane toplumsal bir sorundur o zaman. 30 tane olursa. Rauf Denktaş. Yanıtını aldınız. Osmanlı'nın ilk Kıbrıs valisiydi. Üniversite öğrencisi bunu söylüyor. Televizyondaki cahil adamın Kıbrıs'ı sicilen yanları demesine kalk 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 görenler. Bu üniversite öğrencisinin bu cevabına ağlamak lazım. Bu tarihe sahip çıkmamakla ilgili mi? Bir öğrenmemekle mi ilgili? Yoksa genel bir başka bir soruna da mı işaret ediyor aynı zamanda? Kafada kavramsal olarak tarihle ilgili hiçbir şey olmadığına işarettir. Osmanlı'nın muhraması 16. yüzyıl, Rauf Denktaş'ın yaşadığı dönem 20. yüzyıl. 400 sene var arada bir defa. Bu kavram kargaşasını ciddi gibi görünen insanlarda da görürüm bazen. Gene bu eğitimin şeyinden değil. Yahut da mesela ezbere bir lafı ezberleyip de ezbere konuşmak. Siyasette de var, bilim dünyasında da var. Ezberliyor lafı. Ne anlama geliyor, önü nedir, arkası nedir hiç düşünmeden. Tıkır tıkır söylüyor. Bu siyasete dayansıyor işte. Bu kafa yapısı siyasete dayansıyor. Odur şey. Sorunu burada görüyorsunuz. Evet.
Yine bugüne dönelim o zaman. Bu arada bilgiler, açıklamalar var. Anmayla ilgili, yani şehitlerimizi anmakla ilgili düzenlenecek törenlerle ilgili de açıklamalar var. Ama özellikle Sayın Erdoğan'ın gazetelere baktım gelişine atfen kurgulanan senaryolarla beraber işte CTP'nin ve TDP'nin mecliste yapacağı konuşmayı boykot kararı almasıyla ilgili bazı açıklamalar var. Örneğin Ulusal Birlik Partisi tüm halkı bugün Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mecliste yapacağı konuşma sırasında meclis önüne çağırmış. Mücahitler, Komutanlar Derneği ve Emekli Assubaylar Derneği bir kınama mesajı yayınlamış. Boykot kararı büyük bir vefasızlıktır diye. Boykotun uluslararası arenada yansımaları olmuş. BBC bu haberlere yer verip boykot kararı ile ilgili açıklamalara yer vermiş. Millet Partisi de ki yeni oluşan Sayın Bertanzaroğlu'nun Yeniden Doğuş Partisi'nden istifa ederek kuruluşu için önceki gün İçişleri Bakanlığı'na başvurduğu Millet Partisi de meclis önünde olmaya davet etmiş vatandaşları. Böyle bir süreçten geçiyoruz. Eski bir milletvekili ve bir doktor Sayın Mehmet Çakıcı ise bir açıklama yapmış. Gerilim yaratan söylemler ve tutumlardan uzak durmalıyız diye. Bu açıklamalara, bu davetlere baktığımızda böyle bir sürecin eşiğinde olduğumuzu düşünüyor musunuz? Tabii gerilim yaratan tavır koyarsanız gerilim yaratılır. Yani onu tavır koyarken hesap edeceksiniz. Bunun sonucu ne olacak? Hesaplandı mı sizce? Hesaplansa böyle olmaz. En önemli sorun eğer toplumun bölünmesi ve gerilmesi ise şu esnada. Böyle zavuru işte pozana girmezsiniz. Evet, bunu konuşalım ama Doktor Fazıl Küçük anıtı daha düzenlenecek, mezarı daha düzenlenecek törene dönüyoruz şimdi. Görüntüleri izleyelim. Sayın Cumhurbaşkanı da orada. Törenin ardından Sayın Nazım Berat'la ile sohbetimize devam edeceğiz. Anıt özel defterinin imzalanması. Çelengin anıta sunulması. Sayın Cumhurbaşkanı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla bayrakların göndere çekilmesi.
Çeling sunma töreni sona ermiştir. 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerine saat 10.30'dan itibaren Rauf Raif Denktaş anıtı Çeling sunma töreniyle devam edilecektir. Arz ederim. Doktor Fazıl Küçük Anıt Mezarı'nda düzenlenen töreni de ekranlarınıza taşıdık. Sayın Nazım Beratlı ile sohbet etmeye devam ediyoruz. Gerilim bekliyor musunuz dedik. İşte ortaya çıkan tablo ve durumla alakalı olarak, yapılan açıklamalarla alakalı olarak beklediğinize dair bir sinyal aldım. Ara vermeden önce nasıl bir değerlendirme yapacaksınız bize? Şimdi keskin tavırlar gerilim yaratır. Yani gerilim yaratacak tavır koyup da sonra gerilmeyin demek çok anlamlı değil. Toplumun bir kesimini olduğu gibi gelecek bir tavır koyarsanız o kesime gerilir. Gerginlik olarak bir hamle olarak mı değerlendiriyorsunuz peki CHP ile TDP'nin tavrını? Yani Sayın Erdoğan'ın meclisteki konuşmasını izlememe kararını? Ya ben onu nasıl yorumladığımı zaten sosyal medyada açıkladım. Yani çok ciddi bir siyaset alır. Çok ciddi bir siyaset alır. Her iki partide birinci bir beklentisi çok toplumdan. Kötü günlü, yüzde alan bir parti yok TDP. Yani %3, %1'e mi düşer? Ya %7, %3'e mi yener? Yani anlam yoktur zaten. CHP %15'lerden başlayıp 160'lara kadar çıkan bir performans çizen bir sol parti olarak yapacağı bir hareketin oy olarak getirisini ve götürüsünün ne olacağını hesap etmeden ilkesel tavır diye böyle uçkun koşuş tavırlar geliştirirse o bir felakettir. Yani. Ve ama kim için felakettir? Önce kendi için, sonra toplum için. Yani gerilim olacak mı olacak? Ben gerildim örneğin. Ben gerildim. Türkiye'yle ilişkilerinizi bundan sonra nasıl planlıyorsunuz? Bundan sonrası için. Bu sorunun yanıtı var mı sizce? Yok. Bu cepheden? Yok. Türkiye olmadan olmasın Türkiye. Kiminle müttefik olaraktan bu işi götürmek heves ve hedefindesiniz? Bir tane müttefikimiz var. O da olmasın. Mısır'la, İsrail'le, kiminle? İngiltere'yle, Rusya'yla kiminle? Müttefiksiz bir dış politika dizayn etmek kimin aklıdır? Bütün bu soran cevapları yok. Yani eski bir siyasetçi olarak, siyasetçi değilim artık ve Allah korusun. Yani bu şeyin içine, körgünün içine girmem bir daha yani. Ama eski bir siyasetçi olarak bir siyaseti düşünmenin yöntemini öğrenmiş biri olarak. Bu kadardan murat edilen nedir onu anlayabilmiş değilim. TDP'nin %3 oyu sen %3'tür. Yüzde kaç kaybedeceksin de %3 kazanacaksın? Yani her iki parti için de çok büyük bir hata tanımlamasını mı yapıyorsunuz? Tabii ben size yapsın. Ben ama Cumhuriyetçi Türk Partisi için çok büyük bir hata olarak değerlendiriyorsunuz bu durumu. Evet. Peki az önce sorduğunuz ya bundan sonrasıyla ilgili ne murad ediyorsunuz yanıtı sizce tartışılıyor mu? Önceden tartışılmalıydı. Şimdi artık anlamı yok. Tamamen ilişkilerin kopacağı ya da... Yani Türkiye'de bütün ilişkilerini koparıp... Dış politika da kiminle ittifak yapıp yürüyeceksin?
Anastasia değilsin. Yoksa bu Stefano. Bu yeni geldi. Buna soruluyordu Christofias. Şey olduğunda, başkan aday olduğunda Kutlay Erkin babası kayıptır biliyorsunuz. Onunla ilgili bir tören vardı Güneyli Foşa'da da. Oraya beraber gittim Kutlay'la ve bunu gördüm orada Stefanos, Stefano. Ve soruyordum ben yine. Yoldaşa yardım etmek üzere bizden ne katkı beklersiniz? Türk tarafından değil. Ne diyeyim anlayacaksınız? Just keep your mouth up. Afiyet olsun seni seviyorum şu anda. Just keep your mouth up. Bugün ittifak edersiniz. Türkiye istemezsiniz. Kiminle ittifak yapacaksınız? Farkındasınız, ben şeyden bahsetmiyorum. Türkiye'yi sevmek, sevmemek gibi, ben Türk insanını çok severim. Türkiye'yi toprağını da severim. Efendim, Tayyip Erdoğan'ı beğenip beğenmemek, Tayyip Erdoğan gibi düşünmekle falan bahsetmiyorum. Dış politika açısından en doğal ülkelerden bahsediyorum. Kiminle ittifak yapmayı düşünüyorsunuz? Mevcut Türkiye hükümetiyle köprüleri atıyorsunuz. 2023'te de bunun kazanacağı gayet açık. Peki Sayın Cumhurbaşkanı'nın Türkiye medyasına da yansıyan bir açıklaması oldu bu boykotla kararıyla ilgili. Yani ihanet olarak tanımladı Sayın Cumhurbaşkanı. İhanet değildir ama. Yani. Siz nasıl değerlendireceksiniz Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamasını? Yani bu bir ihanettir, yeri de Rum Meclisi'dir açıklaması. Türkiye medyasında da önemli bir yer etmiş. Nasıl değerlendireceksiniz? Şimdi bu açıklama Türkiye'de alkış alır. Bizde almaz. Ve o da değildir. Zengi içeride Rum Meclisi. Biri kabul etmez kendilerini. O halde kapıda kalırlar. Başarın bu satırlar kapıda. Ha. Bir almaz indirini. İhanet falan da değildir. Korkunç bir hatadır. Ama şimdi eğer bu akşam Anastasiyeliyiz bunları alıp da eline başlarsa Sayın Erdoğan'ın konuşmalarıyla ilgili saz çalıp türkü çağırmaya hem Stefano Cumali'ni Just Keep Your Mouth Up ihanet midir sorusunu ben de sormaya başlarım o zaman. Ama böyle bir beklenti ve endişeniz var anladığım kadarıyla. Var. Yani Güney Kıbrıs'tan çıkacak mesajlara Sayın Erdoğan'ın yapmış olduğu yapacağı açıklamanın ardından bu boykot kararını da dikkate alarak bu endişem var. Bir endişe taşıyorsunuz evet. Program başından evet. Da söyledim. O zaman ihanet bunu. Olur. O zaman ihanet olur. Bence sarısınlar telefonlara kim arayacağını ben bilirim. Bilmezsen numarasını arasınlar ve ilgilendirirler. Da söylesin Stefano ya o arayacakları kişi kullanma ha bunların tavrında çok zor durumlar o yanda desin. Akıl ucarıdır. Bu tartışılamadı mı peki? Yani yansımalarının ilişkileri nasıl ve ne şekilde ben etkileyeceği? Partinin içinde olsam tartışırdı ama. Bilmiyorum yani kimdir partinin içinde? Partinin içinin listesini istedim onu bile bulamadım. Kimdir partinin içinde? Kim evet dedi, kim hayır dedi, kim karşı çıktı? Bilmiyorsunuz. Bilmiyorum. Peki. Devam edeceğiz kıymetli görüşlerinizi, değerlendirmelerinizi almaya ama 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı nedeniyle mikrofon uzattığımız vatandaşlarımızdan birini daha ekranlarınıza getirelim. Duygu ve düşüncelerini paylaşmış. Ardından sohbetimize Sayın Nazım Beratlı ile devam edeceğiz. Yo.
1950 doğumlu Cahit Fenerciyim. Magosalıyım. 1963 yılında ortaokula gidiyordum. Tabii bu olaylar olduğunda, yani Cumhuriyet yıkıldığında daha doğrusu. O günden beri mücahidiz. Yani komutanlık derken bir tarafa, yandan herkes mücahittir. Ve mesela 68'e kadar askerlik yaptım. Hem okula gittim, hem mücahitlik yaptım. Efendime söyleyeyim, herkesi ters ettiler fakat hiçbir zaman kişi olarak ters olmadık. Mücahit olarak kaldık. Tabii herkesin eline birer kağıt verir, ters oldunuz. Fakat öyle bir söz konusu olamaz bu millet için. Çünkü karşımızdaki Rum, bir laf vardır, su uyur düşman uyumaz. Evet. Her zaman için elimiz tetikte, her zaman bunları bekledik. 15 Temmuz'da gelelim. 15 Temmuz'da darbe olunca silah altına alındık. 20 Temmuz günü mücadele verdik. Ben yapmış olduğum görev, herkesin yapacağı, herkesin de yani kendini koruyacağı bir şeyler yapmıştır. Ben Namık Kemal Lisesi'nde bir takımla görev aldım. Orada 11 şehit verdim yanımda. 20 Temmuz günü bölge bölge, Baykal bölgesi, efendim sen Yeni İzmir bölgesi, Karakol bölgesi, Sakarya bölgesi, bir gecede tünelden ve gizli yoldan biz bunları, bu halkı emniyete aldık. Diyeceğim halkıma ve evlatlarıma, çocuklarıma, gençlere bir daha yaşatmasın. Ve gençlerimiz kendi bayrağı altında sağa sola kötü amaçlı, kötü hareketle de bulunmasınlar. Her zaman onlara çok saygı duyuyorum, gençlerimize. Milleti için uğraşsınlar. Yani leme lazımcık yapmasınlar. Evet, Sayın Nazım Beratlı'yla sohbetimize devam ediyoruz. Sabah başladık sohbetimize. 20 Temmuz'un anlam ve önemini de biraz konuşmaya çalışalım sizinle. Evet. Tabii ki çok zorlu süreçlerden geçilen tarihsel bir sürecimiz var. Tarihsel evet. bir geçmişimiz var. Evet. Sizin araştırmacı bir yanınız da var. İşte programın evet. ilk bölümünde tarihsel süreçte neler yaşadığımızı biraz anlattınız ama evet. tarihle ilgili sorunumuz olduğunu düşünüyor musunuz? Yani tarihi doğru görmek, doğru okumak ve anlamak, sahip çıkmakla ilgili bir sorunumuz olduğunu düşünüyor musunuz? Benim yok ama toplumda öyle bir sorun var. Bakın tarih bir defa politikacıların çok kullandığı bir alandır. Çünkü politika bir çıkarlar kavgasıdır ama hiçbir politikacı filanın falan ya filan kesiminin toplumun çıkarı için mücadele ediyorum demez. Ulvi amaçlar ve hedefler yaratmaya çalışır kendine. Ve en basit saldıracağı, el atacağı yer de tarihtir. Tarih. Tarihten dolayı işte bir bahane üretmek bugünkü tavrına. Ve bu tarihin yanlış anlaşılmasına, tarih denen şeyin yanlış öğrenilmesine sebebiyet veriyor toplumlarda. Yalnız bize değil. Son 50 yıl içerisinde bütün dünyada, son 10 yıldan beri Türkiye'de ciddi ciddi tarih nedir konulu eserler yazılmaktadır. Çünkü tarihin ne olduğu konusunda da tarihçiler arasında bile bir farklı fikir birliği yoktur. Farklı tarih yazma disiplinleri vardır. Ve herkes birine katılmaktadır. Dolayısıyla İlber Ortaylı'nın lafıdır, o da Fernand Braudel'den alıp söylemiştir. Tarih diye bir şey yoktur, tarihçi diye bir şey vardır. Tarihi okumadan tarihçiyi okuyun. Çünkü her tarihçi, bakın, yorum yapmazsanız o tarih değildir. O kroniktir. Bakalar arada yazın, o tarih değil.
Kronik deniyor ha. Bakan İmiş deniyor. Eski Osmanlıca'da. Yorumunuzu da yaptığınız zaman o tarih oluyor. Yorum ise subjektiftir. Yapanın subjektif görüşlerinin ürünüdür yorum. Dolayısıyla her tarih yazarının subjektivitesine bağlıdır ve tarih yazarı kendi subjektifliğinin üstünde durabildiği oranda ciddi tarih yazarı olur. Dolayısıyla bir resmi tarih diye bir laf var ortada. Her devlet yine bir resmi tarih yazdırır. Çünkü bahanesidir. Tarih bahanesidir siyasetçinin. Sığınacağı bir lemandır da aynı evet. zamanda. Ama bir de karşıtı ideoloji yönetimin karşıtlarının yazdığı ve adına gayri resmi tarih dedikleri bir ikinci resmi tarih daha vardır. Karşıt resmi tarih vardır. Abartmalardan, tam tek noktalarda yanılmalardan ve kendi politik çıkarlarını, gündelik politik çıkarlarını tarihte zemin aramaktan muzdariptir bu yaklaşımlar. En somut, objektif ve tarafsız tarih yazacağını iddia eden Leopold von Ranke'nin örneğin kaynaklarından Avrupa'nın en tarafkirane arşivi olan Venedik arşivinden olduğunu herkes biliyor. Ve Leopold von Ranke'nin bütün tarih yazma gayretinin Bismarck'ın Alman Ulus Devleti'ni yaratma gayretine kılıf yaratmak üzere ileri sürüldüğünü bütün tarihçiler biliyor. Yani dünyada tarih yazma yöntemleri mesela Karl Marx'ın bir tarih yazma yaklaşımı var. Tarihsel materyalizm diye. Fransa'da bütün 20. yüzyılı etkileyen Anal Okulu'nun yıllıklar analiz okulunun bir tarih yazma yöntemi var. Fernand Braudel'dir başını çeken bunun. Efendim şeydir Lucien Lefebvre'dir. Marc Bloch'tur başını çekenler. İngiltere'de E.H. Carr, Edward Hallett Carr diye bir gazetecinin yazdığı küçücük 120 sayfalık bir tarih nedir? Diye bir kitapçık vardır ki bütün 20. yüzyıl tarih yazımına yön vermiştir. Gazeteci Ramazan. Tarih lisansı yoktur. Peki biz kendimiz kendi tarihimizi ne kadar doğru bir zeminde anlıyoruz sorgulamasını yapalım ama çok kısa bir ara vereceğiz yine. Tabii. Çünkü Rauf Raif Denktaş anıt mezarında düzenlenecek töreni ekranlarınıza getireceğiz. Şimdi bu tören görüntülerinin sonrasında da Sayın Nazım Beratlı'yla sohbeti virgülle kısacık bir araya geçirdiğimiz konuyla ilgili kendi tarihimize ne kadar sahip çıktığımız konusuyla ilgili değerlendirmelerini alarak devam edeceğiz. Evet, görüntünün ekrana gelmesini bekliyoruz. Şimdi bugüne dair düzenlenecek son tören olacak. Sabah saatlerinde başladı. Önce Boğaz Şehitliği'nde düzenlenen tören. Ardından da Doktor Fazıl Küçük Anıt Mezarı'nda düzenlenen törenle devam edildi. Şimdi de Rauf Raif Denktaş Anıtı Mezarı'nda düzenlenecek olan törenin görüntülerini ekranlarınıza getiriyoruz. Bu arada bir not düşelim. Saat 11 itibariyle Başbakan bu törenlerin ardından BRT'de stüdyo konuğumuz olacak. 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı ile ilgili değerlendirmelerini paylaşacak. Sevgili Levent Kutay'ın programında bu bilgiyi de paylaşmış olalım. Gün boyu tüm gelişmeleri canlı yayınlarımızla ekranlarınıza taşıyacağız. Şimdi törenin görüntülerini ekranlarınızda buluşturuyoruz. Cumhurbaşkanının katılımıyla da tören başlamış olacak az sonra. Bugün saat 15 itibariyle Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın adaya gelmesi bekleniyor. Hemen ardından da saat 16 denildi. 15.45 olabileceğiyle ilgili de bir bilgi var. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda bir konuşma yapacak. Ardından saat 17'de Sayın Erdoğan
Cumhurbaşkanlığında Cumhurbaşkanı ile görüşecek, ardından bir ortak toplantıya geçilecek ve gün boyu da çeşitli etkinlikler, anma törenleriyle birlikte törenler de düzenlenecek. Bu bilgileri de an be an paylaşmaya devam edeceğiz sizinle. Rauf Raif Denktaş Anıt Mezarı'ndaki törenin ilk görüntülerini izliyoruz. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın da katılmasıyla tören başlamış olacak. Gün boyu canlı yayınlarımız olacağını az önce de söylemiştik. Saat 11 itibariyle Levent Kutay görevi devralacak ve Başbakan'la özel yayında Başbakan'ın açıklamalarını dinleyeceğiz. Ardından saat 14.15 itibariyle Pembe Paşaoğulları ve Aziz Kara Aziz canlı yayında ekranlarınızda olacak. Yaşanan gelişmeleri an be an aktaracağız. Törenle ilgili görüntüleri izledik. Tören başladığı an itibariyle de ekranlarınıza yine taşıyacağız. Sayın Nazım Beratlı'ya dönelim. Tarihimizi kendi içimize ne kadar sahipleniyoruz, ne kadar doğru zeminde okuyoruz? Bir resmi tarih, bir de gayri resmi tarih dediniz. Evet. Ara vermeden önce biz neresindeyiz? Yani 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın arifesindeyiz. Bu sürece giderken 20 Temmuz'un gerçekleşme sebeplerini dikkate aldığımızda tarihin neresinden okuyoruz biz bu süreci? Şimdi bakın, dünyada herhangi bir ülke eğer üniversitelerine yabancı öğrenci kabul ederse ilk amacı o yabancı öğrencileri hayatları boyu kendinin fahri elçileri yapmaktır. Bakın aramızda Amerika'dan ve İngiltere'den mezun olanları ve görün. Biz 350 bin üniversite mezunu verdik biliyor musunuz başından bugüne kadar? Kıbrıs tarihi okutmadık hiçbirine. Bırakın yabancıları elçi yapmayı. Türkiye'den gelenler de Kıbrıs'ı bilmeden gidiyor. Kıbrıs'ı kendilerine evi pahalıya kiralayan ev sahibi zannediyorlar. Veya taksi şoförü. Kıbrıs'ı o kadar zannediyorlar. Ve 7 yıl ben kendi başıma uğraştım. Şu üniversitede Kıbrıs tarihi dersi koyalım, Kıbrıs'ı mücelle tarihi dersi koyalım diye. O zaman çalıştım üniversitede başarılı olamadım. Çıktım başka bir üniversiteye gittim. Orada başarılı oldum. Dersi koydum. İki dönemde anlattım. Üniversite el değiştirdi. Ben kapının önünde kaldım. Şu anda evet, sözünüzü kesiyorum affınıza sığınarak. Devam edeceğiz ama az önce görüntüleri aktarmaya başlamıştık. Töreni izleyelim sonra birlikteyiz yine. Saygı duruşu ve istiklal marşıyla bayrakların göndere çekilmesi.
Tören sona ermiştir, arz ederim. Rauf Raif Denktaş anıt mezarında düzenlenen töreni de ekranlarınıza taşıdık. Sayın Nazım Beratlı'yla sohbetimize devam ediyoruz. Tarihimize ne kadar sahip çıktığımız konusunda evet. bırakmıştık sohbetimizi en son. Ne kadar yüksek öğreninde... Üniversitelerimizde yakınlı Surt tarihi dersi yoktur. Sadece üniversitelerimizde de değil ama aynı zamanda geleceğim. Değil mi? 17 üniversitemiz vardır. 2 tane sınav tarih bölümü de var. Kıbrıs Surt tarihi dersi yoktur. Bunun inkılap tarihi gibi bir mecburiyet olmasını talep ediyoruz. Yok neler diye soruyor bize üniversite yönetimleri, masraftan kaçınsınlar diye. Yok mensup bu akademisyen dostlarımızdan da. Ya biz buradan inkılap tarihini anlatıyoruz Kıbrıs'ta, siz şunu anladın da biz onu burada oradan aldığımız cevap da budur. Siz kendi tarihinizi anladın, inkılap tarihinizi anlatıyoruz zaten burada. Şeklinde yöküm tavrı sormuyorlar bu cevabı işitmemek için. Biz 6 tarih yazarı oturup bir muhtıra yazaraktan mevcut eğitim bakanına böyle bir defekt olduğunu bizim eğitim hayatımızda hafta içerisinde bir müracaatla başvurduk. O muhtıramızı verdik. Ben katılamadım o gün ama arkadaşlar gitti ve verdiler. Allah sizi inandırsın. Sonra da beni aradı bir tanesi. Ve dedi ki ya Sayın Bakan bunu çok ilgiyle karşıladı. Hemen bu sene bu dersi koymamız konusunda Yüksek Öğretim Daire Başkanı'na direktif verdi önümüzde ama gözünü seveyim senin elin uzundur torpil yap da Kıbrıs Türk tarihi olması için üniversitede torpillerini kullan. Bu konuda torpile ihtiyaç duyulduğunu şimdi böyle bir ortamda biz tarihimize ne kadar sahip çıkıyoruz sorusunun. Bakın ya Sayın Bakan'ı suçlamıyorum. Ama müracaat eden arkadaşın bana söylediği bu. Elin kolun uzundur. Müdahaleye torpil yap diye. Nerede görüyorsunuz peki yani bu sorunun kaynağını? Yani sahip çıkmamakla bir boş dönüşlükte. İki, benim iyi bilmediğim bir alandır. Onu bunu meşhur etmeyeyim. Sıkıntısında görüyorum. Üniversitede özellikle. Bunu görüyorum. Öğrenci açısından da ise ne kadar az ders olursa o kadar iyidir tabii. Öğrenci açısından ama şu memlekette 4 sene 5 sene geçireceksiniz ve şu memleketin derdinin ne olduğunu bilmeden, Kıbrıs sorununun ne olduğunu bilmeden geri gideceksiniz. Ben bile Kıbrıs'ta okudum, Kıbrıs'ı bilirim diyerekten Türkiye'de fikir de beyan edeceksiniz. Hatta durup dizi de yazarsınız. Yani onu da söyleyeyim yani. Liselerimize gelince, rahmetli Vehbi Zeki Hoca'nın Yazın Kıbrıs Tarihi dizisi vardı. Bu aşırı resmiydi. Çok resmi tarihti. Yani onun için öğrencilere de reaksiyon uyandırıyordu. İnanılırlık konusunda kuşkular yaratıyordu o üslup. O bakımdan o resmi tarih yürümedi. Üstüne dediğim gibi tam zıttı bir karşıt gayri resmi tarih de yazılabilirdi. O da yazılmadı aslında. Tam zıttı diye bir şey yazılmadı aslında. Fakat ondan sonra yapılan Kıbrıs Türk tarihi çalışmaları lise şeyinin, düzeyinin üstünde çalışmalardır. Yani ben lisans sınıflarında bile yarın inşallah bu konuda doktora yapmaya gelirsiniz de şu konuya gireriz diyerekten şey yaptım.
konuşma yapma ihtiyacı hissediyorum. Tarih nasıl anlaşılır bakın. Dedik ya tarihe değil, tarihçiyi okuyun. Aynı konuyu ben de yazarım. Sabahattin de yazar, Ahmet Çeviran da yazar, Ahmet Gazioğlu da yazar, farklı farklı yazar. Aynı olayı. Hiçbir yalan söylemiyor. Herkes kendi yorumunu yapıyor. Tarih o zaman tarih oluyor zaten. Şimdi karşılıklı karşı tarihleri okumadan yani Rum'dan da okumamız lazım aynı olayı. İngilizcen de benden de Sabahattin'den de Gazioğlu'ndan da Caviran'dan da ancak o zaman bir fikir sahibi olabiliyorsunuz. Çünkü herkesin yazdığı kendi subjektif yorumudur. Yorum yazmazsanız zaten tarih değildir. Yorumlarsanız zaten subjektiftir. Şimdi büyük laflar öyle ezbere laflar. Tarih belgeye dayalı. Belgenin doğru olduğunu sana kimse öyle değil. Belgeyi yazanın doğru yazdığını sana kimse öyle değil. Bir tane belge buldum. Nerede? Hanım nenemin Ceyiz sandığında. O belgenin doğru olduğunu kim söylüyor sana? Belgeyi okumak da bir sanattır. Yorumlamak da bir sanattır. Yani özellikle kolay iş değil. Yani. Ama çok önemli bir noktaya vurgu yaptınız. Yani şimdi 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutlamaya hazırlanırken bu tarihsel süreci sadece kendi eksenim üzerimizden okumanın yeterli olmadığını, işte Kıbrıslı Rumların bu tarihsel sürece nasıl ve ne şekilde katkı sağladığını, yaptığını, aynı zamanda İngiltere tarafının bu süreçte nasıl bir rol üstlendiğini de bir bütün olarak okumak gerektiğini söylüyorsunuz. Son derece önemli bir nokta bu. Ama bunun bizim dışımızda veya sizin bu söylediğiniz çıkış noktasının çok ötesinde daha çok bakılmak istenen bir noktaya işaret ettiğini görüyoruz. Yani tarihin bir bütün olarak değil de sadece onların yaptığı, onların sebep olduğu şeklinde ifadelerle kurgulandığını da gözlemliyoruz. Örneğin Kıbrıslı Rumlar açısından bu değerlendirmeyi nasıl yapmak gerektiğini de soralım size. Şimdi bakın. Nikos Samson'u okursanız Nikos Samson'un bilerek okuyacaksınız. Grivas okursanız Grivas olduğunu bilerek okuyacaksınız. Yani mesela Nikos Samson'un anılarında ben Fedon Gizikis'le anlaştım 20 Temmuz günü saat 14'te Enosis ilan etmek üzereydik dediğini. Kaç kişiniz biliyor? Dört tane Yunan denizaltısı Kıbrıs açıklarına doğru gelmektenmişler, Rodos açıklarından geri çağrılmışlar. Enosis ilan edecekler. Türkiye müdahale ederken gemileri torpilleyip batıracaklar ki müdahale edemesin Türkiye. O hazırlığın zaten var olduğunu, Türkiye'nin birkaç saat erken davranmış olmaktan öte bir şey yapmadığını. Kaç kişi biliyor? Geldi müdahale etti ya, etti. İki saat daha gelmeyince de görürsün sen. Ha. Okurken onun kim olduğunu bilerek okuyacaksınız tabii. Nikos Samson yalan mı söyledi? Herkes Yunanistan Cumhurbaşkanı'nı suçluyor vatana yani ve Yunanistan Deniz Kuvvetleri Komutanı Arabakis'i suçluyor. Denizaltı'nı geri çağırmakla. Ben en üst ilerleyeceydim falan diye. O engel oldu. Şarlar gemileri geri edemedim. Türkiye geri çıkartma yaptı. Bombalama da gelen Türk gemilerini engel olsunlar, batırsınlar. Da ben de öncesi ilan edeyim de Türkiye'de ondan sonra Atina'nın dünyayı Atina'nın başına yıkmacardı sanki. Bunun kim bakıp kaç kişi merak edip araştırıp Nikos Samson ne yazmış? Yorgo Grivas ne yazmış? Makarios o duruma ne demiş? Bütün bunları bilmeden yorum yapamazsınız. Peki bu söylediğinizden hareketle yani işte yıllardır Kıbrıs sorununu Kıbrıslı Rumlar cephesinden okuduğumuzda sorunu 74'te başlamış olarak tanımlıyorlar. Evet. İşte bu söylediğiniz yani tarihin çok daha geniş bir çerçeve içerisinde okunması, bilinmesi ve yorumlanmasının ne kadar önemli olduğunu biz peki politika olarak da ne kadar kurgulayabildik? Efendim, vallahi rahmetli Rauf Tengaş bunların hepsini biliyordu ve hakimdi. Ve
onun kurguladığı politika bütün bunlara vakıf bir politikaydı. Bu ondan sonra gelen acemi kuşağın neler yaptıklarını hep beraber görüyoruz. Yani, kusura bakmasınlar. Yani, bunları benden işitmeyecekler, kendileri bilecekler. Rauf Bey gibi kendileri bilecekler. Bilmeden de talip olmayacaklar. O BM'de yaptığı konuşmayı dinleyecekler. Ben bundan daha iyisini yapabilir miyim diye düşünüp öyle oraya buraya talip olacaklar. Ondan daha iyisini yapamazsan otur aşağı. Haddini bil. Atlanıp da yani tabii şey ama bilmem nereye bilmez. Ha şimdi tam da Rauf Denktaş'ın mezarında düzenlenen galiba, töreni izledik. Tören üstüme söylüyorum. Allah rahmet eylesin. Her konuda hemfikir olmamakla beraber hiçbir konuda eleştirilmeliyim. Büyük bir adamdı. Bugün onun adını da anmazsak, yer etmezsek hatırasına haksızlık etmiş oluruz. Pek çok katkıda bulunmuş insan vardır bu mücadeleye ama onun seçkin liderliği olmasaydı bu noktaya girmemiz zordu. Onu söyleyeyim. Allah rahmet eylesin onda. Ve tarihimize sahip çıkma meselesini. Önce tarihimizi doğru öğrenme gayreti. Şimdi bu deniliyor ki çocuklar tarih kitaplarına sıkılır ve yırtar atar. Anladana bağlıdır. Ne anlatıyorsun? Anlaşma maddelerini ezberleyeceksen tabii sıkılır da yırtar atar. Anlaşmanın anlamını anlatma. Bir cümle anlatırsın geçersin anlaşmaları. Bilmem bir hali şey var bu senin. Yani hayatı anlatmanız lazım. Günün hayatını bugün canlandırmanız lazım. Anlatırken. Yoksa ölü hayatlardan kimse bir şey beklemezse sıkılır. Sıkılıyorsa çocuklar öyle yanlış yazdığınız ve yanlış anlattığınız için sıkılıyorlar. Yani bunu da tarih öğrenenlere söylemek lazım. Atfen söylemek lazım. Yani. Dolayısıyla bu resmi ve karşıt resmi yani gayri resmi tarih anlayışları sağlıklı değildir. Dünya da sağlıklı değildir. Bizde de değildir. Tarih insana dair her şeyle yazılır. Belge elbette önemlidir ama belgeyi doğru okuyabilmek koşuluyla. Ama insana dair bir türküyle de tarih yazılır. Bir tabak parçasıyla bir duvarla da tarih yazılır. Görüş de benim değildir. Lucien Favre'ındır. Bilmeyen kim olduğunu baksın. Yani dünya tarihinin 20. yüzyıldaki en büyük üstadlarından birisidir. Biz bu yeni disiplini geliştirmeliyiz. Yani dünyadaki disiplin budur bugün. Bunu geliştirmeliyiz. Tarih metodu konusunda naçizane yıllar önce yazdım bir makale. Türkiye'nin birkaç üniversitesinde yüksek lisans derslerinde kullanıldığını kullanan hoca bana mesajla bildirdiği için ben iftihar ettim. Tarih metodu hakkında. Ama burada tarih metodu hakkında konuşurken tarih lisansım var mı yoktur. Ama tarih bölümünde 50 kitap okullarsa tarihte mezun olan ben 500 kitap okumuştum. Onun için felsefesini yapabilecek durumdayım. Ne mutlu ki. Peki bugün yani biz yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde heyecanlı bir bekleyiş içindeyiz. Evet. İşte Sayın Erdoğan'ın gelişi, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın kutlanması. Ama bu heyecan ve kutlama atmosferine karşıt bir tutum. İşte az önce oraya değinmiştiniz ama Kıbrıs sorununu 74 ile ilişkilendiren
bir karşı cenahta açıklamalar, pozisyonlar duyacağız ve dinleyeceğiz yarın ve evet. Belki de takip eden günlerde. Bunun da yani eksikliğini ve sıkıntısını yaşıyor muyuz? Yani öncesini de biz doğru anlamayıp, doğru içselleştirmeyip de doğru politikalarla anlatamadığımızdan ötürü de bir fırsat tanınmışlık olarak da değerlendiriyor musunuz bunu? Evet, çünkü biz bakın. Rumlar Kıbrıs meselesine nasıl bakıyor ve bize nasıl bakıyor meselesini hep es geçtik. Rumlar kendilerini Helen olduklarını ve Helen Uluç Devleti'ne katılmak haklarının doğuştan gelen bir insan hakkı olduğunu zannediyorlar. Yani onun için 74 onların kendilerine Allah tarafından verilmiş bir hakkın Türk ordusu tarafından ellerine alınması olarak gibi zannediyorlar. Anlatabildim mi? Ha, bize bakışlarda önemsiz, küçük, azınlık, cahil ve fakir bir halk değil, bir topluluk. Osmanlı yönetimiyle adaya geldiler. Ev sahibi bizik, onlar tarihsel misafirdir. Ev sahibine saygı gösterdikleri sürece burada yaşamalarında bir beis yok. Ama ev sahibine saygı göstermeyeceklerse geri geldikleri yere gitsinler. Bana ait değil bu şeyler ha, bu tespitler. Bir Hınç ve Şiddet tarihiyle bir kitap vardır Niyazi Hızlı Yüreğin. Oradan alıp söylüyorum bunları. Şimdi Rum tarafından beri iki milletvekildir biliyorsunuz. Hı hı. Ha. Şimdi böyle bir bakış açısıyla kendine kötü katmadan aynı masaya oturmak mümkün değil zaten. Kötü yapmadığınız sürece size önemsiz, sözü dinlenmeye değmez bir topluluk olarak görüyordu. 58 Haziran'da ilk kötü yediklerinde gene Niyazi yazıyor, makalıyorsun nasıl hayrete düştüğünü. Allah Allah, bu Türkler böyle. Ne de bunlar, kimiydi bunlar da? Sen üçüncü lokmacı. Lan bize dayak atarlar. Yani şaşkınlıkla hayretle karşılaştığını anlatıyor. Niyazi anlatıyor, yabancı değil. Yani benim tespitim değil. Şimdi bu farklı iki bakış açısına baktığınızda bunun çatışma yaratması beklenemezdi, mümkün değildi. Ve biraz önce biri e-mail attı oraya, İngilizler yarattı bu sorunu. Bu evet. Aken'in yalanıdır, inanmayın. Yalandır bu. İngiliz adada var olan sorunu kullandı. Nereye İngiliz yarattı? 1804'te çatışma kutusu yükselen Rumlar İngilizler değil. 1878'e kadar 5 tane çarpıştık. 1804'ten başlayarak. İngilizler değil. Ve İngiliz yarattı. Aykel kendi kusurlarını örtbas edebilmek üzere suç emperyalizm attı. Odur. Yalandır söylediğim. Peki. Evet, izleyicimizin mesajına atfen de bu açıklamayı ve bu bilgiyi paylaşmanız da önemli oldu bizim için. Yavaş yavaş bizimle olan, yani bize ayrılan sürenin de sonuna doğru geliyoruz. Allah'a şükür. Bugün biraz fazla yorduk sizi ama çok kıymetli bilgiler, çok kıymetli görüşlerinizi paylaşma fırsatı vermeniz bizim için hele böylesi bir gün 20 Temmuz'un arifesinde çok önemliydi. Evet, evet. Dolayısıyla bu zamanı ayırdığınız için teşekkür edelim. Noktalarken programı eklemek istediğiniz ya da vermek istediğiniz son bir mesaj var mı Sayın Nazım Berat'ta? Şunu söylemek istiyorum. Kıbrıs sorunu elbette bizim bütün hayatımızı verdiğimiz bir sorundur. Ve bizden sonraki kuşağın da bütün hayatını heba etmemesi için bu sorunla birlikte doğru tespitlerle doğru politikalar izlemek zorundayız Kıbrıs Türkleri olarak. Bu konuda bütün dünyaya başvurup da 1955'li yıllarda bütün dünyaya başvurup da bir tek müttefik bulabildiğimizi
O günden beri başka müttefikimizin de olmadığını dikkate alarak Türkiye'yi yönetenlerin Kıbrıs politikasında çeşitli zamanlarda yaptıkları çeşitli hatalar da bulundu ama bunlara aşmanın yolunun Türkiye'ye rest çekip ilişkileri kopartmak olmadığını, tam tersine eğer biz anlatabilirsek onların anladıklarını tarih boyunca gözlemiş olduğumuzu ve nasıl ki bizim seçimimize müdahale etti diye rahatsızlık beyan ettiğimiz Türkiye Cumhurbaşkanı ile ilgili rahatsızlık budur. Biz ise aynını yaptığımızın farkında değildik. Türkiye'nin 152'sini oynayarak orada duruyor. Senin ona müdahale edip de beğenmeme hakkın var da onun buradakini beğenmeme hakkı yok mu? O hak yok. Böyle sakıncalı yanlış tutumlarla Türkiye ile olan ilişkimizi ve bir de Türkiye hükümeti başkadır, Türkiye devleti başkadır, Türk milleti başkadır. Bunları birbirinden ayıramadan yönetimdeki yöneticiyi beğenmemekle Türkiye'ye düşman olmanın ve Türk milletiyle ilişkimizi koparmaya çalışmanın bizim için hayırlı bir yol olmayacağını bugün tekrar bir defa daha hatırlatmakta fayda görüyorum. Budur. Çok teşekkür ederiz. Çok kıymetli bir zamanda ayırdığınız için de çok teşekkür edelim. Sizi yine burada ağırlamak isteyeceğiz. Kıymetli görüş ve değerlendirmelerinizi dinlemek için. Sayın Nazım Berat'la ile olan sohbeti nokta alıyoruz ama bilgi aktaralım size gün boyunca yaşanan gelişmelerle ilgili. Saat 11 itibariyle Levent Kutay canlı yayında olacak ve Başbakan Sayın Ersan Saner'le birlikte olacaklar. Başbakan burada açıklamalar yapacak, değerlendirmelerini paylaşacak. Saat 14 itibariyle Pembe Paşaoğulları'yla Aziz Kara Aziz canlı yayına geçecek. Gelişmeleri an be an aktaracaklar. Saat 15'te Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaya gelmesi bekleniyor. Gelişi de canlı olarak sizlere aktarılacak. Saat 16'da Cumhuriyet Meclisi'nde bir konuşma yapacak Türkiye Cumhurbaşkanı. Bu görüntüler de daha sonra paylaşılacak. Ardından Cumhuriyet Meclisi'nde yapacağı konuşmanın ardından Türkiye Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanlığına geçecek ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la ortak bir toplantı düzenleyecek. Ardından saat 17.30'da gençlerle buluşma etkinliği düzenlenecek. Büyükan'da Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu etkinliğe katılması da bekleniyor. Ardından Cumhurbaşkanlığında akşama doğru bir akşam yemeğinde liderlerin buluşacağı gelen bilgiler arasında. Saat 20'de ise canlı yayında bu kez yine arkadaşlarımız sizinle birlikte olacak ve an be an yaşanan gelişmeleri paylaşacak. Saat 20.53'te Şöhretler Karması futbol müsabakası olacak. Canlı olarak BRT ekranlarından izleyebileceksiniz ama onun öncesinde saat 19.30'da Anadolu Ateşi'nin Atatürk Spor Salonu'nda bir gösterisi olacak. Bu gösteri de canlı olarak sizlere aktarılacak. Gün boyunca Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberinde gelecek olan heyetin temasları olacak. Gün içinde yaptığımız canlı yayınlarla da bu temasları, görüşmeleri de an be an ekranlarınıza taşımış olacağız. Biz ayrılan sürenin sonundayız. Yeniden beraber olmak dileğiyle veda edelim size. Görüşmek üzere. Benim ismim Hüseyin Kamil Özünal. 1937 doğumluyum. 1 Nisan 1955'te EOK'a başladığımda 5 Nisan'da ben polis oldum. İngiliz sömürge idaresinde. 1960'a kadar polislik yaptım. Hem dülgelik yaptım. Önce
Bu arada EOKA başladığında görevliydim. Görevli esasında 59'da EOKA'ya karşı Volkan kuruldu. Volkan'a da girdim. Kurucularından birisiyim. Bir müddet orada çalıştım. Onunla çalıştıktan sonra 1 Ağustos 1958'de de TMT'ye girdim. Kurucularından da birisiyim. Alef Tura'ya kadar Evdim Düzkaya bölgesinin taburunda görev yaptım. Bu görevlerim esasında bütün köylere geceleri gidip de eğitim yaptırırdım. Gizli teşkilat devrimizde. Bu eğitimleri geceleri yaptırırdım ben. Silah sorumlusuydum. Çanak sorumlusuydum. Bu gelen silahları yerlere gömerdik. Her köyde belirli arkadaşlarımız vardı, idareci. Onların himayesinde de 15-20 kişi teşkilata alırdık. Deden dahi Yusuf Bey, o bölgenin sorumlusuydu bizim. Ben de bunların komutanıydım. Bu arada bu silahlar emirle gömülürdü, emirle çıkacaktı. Ama bu silahları TMT'ye giren çocukların öğrenmesi geceleri gösterebilirdik. Yalnız benim elimde dışarıda gömülmemiş silahlar vardı ki üzerimde devamlı gezdirirdim ki bu eğitim yaptıraya. Eğitim nedeniyle. Çok küçücük evlerde mum ışığında o ışıklarda eğitim yaptım. Bu gördüğünüz yedivanda işte piyade tüfekleri, bombalar, sitenler, neyimiz varsa gömülü. Onların aynıları dışarıda vardı ki eğitirdik. Ama atış matış yapamazdık. Çünkü kurulumu daha çok herhalde. Tabii. Nasıl kullanacağını bilsin diye. Bir akşam Aytuma'da gittim oraya. Aytuma'da yaparken düz kapılar vardı eskiden köylerde ve böyle altı oyuk ay şeklinde. Bombayı gösterirken dedim gördüğünüz bu 7-10 bu bomba 40 parçadan ibarettir. Bu bomba emniyet pinidir bu. Bunu çektiğiniz an da sıkı tutarsınız bu mandalı patlamaz. Heyecanlanma da yok. Tedavi tutan yeni sıkı bunun üzerinde bıraktığın an kapsül var. O kapsül patlar, içinde saniyeli fitil var. O fitil ateşlenir ve ondan sonra patlar. Tuttuğunuz müddet patlamaz. Bu arada birisi dedi ki, komutan bu nasıl kurulur, nasıl şey? Döndüm ona bayan, bu heyecanla göktü bombayı yere. Bomba hemen ateşlendi, patladı kapsül. Döner yerde. Güneşemedik de alalım elimize gelin. Bir kalkma vurdum yine, çıktı delikten dışarı. Çıkarken de patladı. Bu tarafa geldikten sonra Kıbrıs Türk'ü her şeyden kurtuldu. Ölümden de, esaretten de. Altın hayatını yaşar bu Kıbrıs Türk'ü. Güzel bir şey kurduk. Yani bugün Rum, hala daha biz Rum'la yaşamak isteyenler var. Seni Rum kabul etmiyor. Madem ki bu Rum seni kabul etmez, hiçbir şeyini kabul etmez, neyini yaşayacaksın? Federasyon davası çıktı, o çıktı, bu çıktı. Bu kadar zaman yaşamadı. Bize ambarı, her geldi. Bu ambar gelenler bir santim ileri gitti mi? Yok. Aynı. Neden? Seni bir, bu anlaşma nasıl olur? Egemenlik istemeyeceksin. Rum idaresinde yaşayacaksın. Ayağının altında olacaksın. O zaman bu anlaşma, egemenliğin de olmayacak. O anlaşma olur. Ama şimdi bu 20 Temmuz oldu diye barış geldi. Bu adaya barış zaten 20 Temmuz'da geldi. Biz anlaşma istedik. Anlaşma yok. Ama bu anlaşmayı da nasıl istedik? 60 Cumhuriyeti kurulacağında samanı gazı afeden olmaz. Sağlam bir anlaşma olsun ki bizden gelecek olan nesil tamam yaşasın, bu artları yaşamasın artık. Bir takım insanlar hala da Rum'unla yaşamak ister ya. Sonra sen burada bir kakatici kur. Bu kakaticiyi biz niye yaşatmayalım? Bu böyle bir şey kurdu bize, denktaş hedayetti bize. Bunun iyiliğini bu egemenlik altında biz yaşayalım. Rum orada yaşasın, biz burada yaşayalım. Rum kalsın yerinde, biz yalanım yerinde. Barış gelmişti. Bu barışı, bundan sonra barış daha değişik olmaz.
KKTC'nin yaşayacaktır ve yaşatmamız gerekir. Bunu isterim ben ve bu gençlik de buruma itimat etmesin, yalan dolan propagandalarıyla onları aldatır zanneder. Ama günü geldiğinde onları da önce onu öldürecek zaten. Ben öldürmez çünkü ben kendim, ben milletime faydalıyım, o milletine faydalı değil diye ona hiç faydası olmayacak. Onun için ben bunlara nasihatim, bu Türkiye bizi 55'lerden 58'lerden beri çeker. Bilelim kıymetini. Türkiye olmasaydı Bostan Esek'ten beter olacaktık biz bu türlü. Mücahidi kurşun öldürmez. Mücahit unutulduğu zaman ölür. Sizler mücahitleri yaşattığınız için ne kadar gurur duysanız azdır.